Efendim mutlu akşamlar haftanın raporundan her hafta olduğu gibi bu haftada karşınızdayız elbette. Gündemimizde siyaset var. Bayram tatilinden sonraki süreçte bayram öncesi durumları bir konuşacağız. Siyasetin nabzına bir bakacağız sevgili seyirciler. Aynı zamanda bayram tatilinde gündemimiz yangınlar oldu, trafik kazaları oldu. Hepsini konuşacağız ama her şeyden önce elbette dün meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehidimiz var. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nden kara haber geldi. Ailesine sabırlar diliyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Haftanın raporunda hafta içerisinde neler yaşandıysa bayram boyunca hepsini konuşacağız. Çok kıymetli konuklarım var. Akademisyen Profesör Doktor Zakir Avşar hocamız bizlerle beraber. Milliyetçi Hareket Partisi MYK'si Fatih Çetinkaya bizlerle beraber. Emekli Albay Ali Türkmen bizimle beraber. Uzaklardan bağlanıyor sevgili seyirciler. 2,5 saat boyunca Türkiye'de ve dünyada gündemi ne oluşturduysa konuklarımla beraber değerlendireceğiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Zakir Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar dilerim efendim. Teşekkürler. Efendim siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim Eda Hanım. Sağ olun. Hoş bulduk. Ali Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz iyi yayınlar diliyorum. Sizlere ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi o zaman hızlıca başlayalım sevgili seyirciler. Bayram tatili aslında hala daha vatandaşlar için devam ediyor. Öncelikle yola çıkacaklar için dikkatli olmalarını söyleyelim. Buradan bir kez daha uyaralım. Hocam ben size sözü bırakayım. Bayram tatili boyunca gündemde birçok konu oldu ama az önce de belirttiğim gibi gündeme dair söyleyecekleriniz vardır. Buyurun siz. Evet. Ne yazık ki trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız var, yaralanan vatandaşlarımız var. Trafik kurallarına uymak şart. Bu olmadan olmuyor. Birbirimize emanetiz çünkü trafikte. Evet. Dolayısıyla da birimizin yapmış olduğu kaza diğerini çok onulmaz durumlara düşürebilir Allah korusun. Bu bakımdan herkes trafik kurallarına riayet ederse iyi olur, güzel olur. Kimse kimsenin ocağına ateş düşürmemiş olur. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralananlara şifa diliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Bir de tabii bu Diyarbakır ve Mardin'de 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 40'tan fazla vatandaşımızın yaralandığı elim yangın hadiseleri var. Anız yakmaktan kaynaklı diye bir takım iddialar da var. Evet. Efendime söyleyeyim, terör örgütünün sabotajı diyenler de var. Her nedir bilmiyoruz. Bunlar incelenecektir, mutlaka ortaya çıkacaktır mabafi. Hayatını kaybedenler için çok üzgünüz. Allah hepsine rahmet eylesin. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Yaz mevsiminde bu tür şeylere çok dikkat etmek lazım. Bakın memleketin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor. Orman yangınları veya bu tür müessif yangınlar yaz aylarında aşırı sıcaklıklarıyla birlikte gerçekten hepimizi çok ciddi anlamda üzüyor. Evet. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir de bugün bir şehidimiz var biliyorsunuz. Evet. Şehidimize de Cenab-ı Mevla rahmet eylesin. Kahraman Mehmetçiğimizin de başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Amin. Peki teşekkürler. Fatih Bey siz neler söylersiniz? Diyarbakır'daki yangın, evet. Şehidimiz var, terörle mücadelede kararlılıkla bir duruş sergiliyor Türkiye aynı zamanda. Ama acı haberleri de alıyoruz. Sizin değerlendirmeniz evet. Ne yönde? Tabii güzel bir bayramı geride bıraktık. Cenab-ı Allah huzurda, barışta, mutlulukta, sağlıkta tekrarını Türk İslam alemine nasip eylesin inşallah. Tabii bu bayram sürecinde de yaz aylarının gelmesiyle birlikte hem Diyarbakır'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa'da birçok yerde orman yangınlarının başladığını üzülerek işittik. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Orman yangınlarıyla ilgili çok acı tecrübelerimiz var. Tabii bununla ilgili mümkün olduğu oranda tedbirler alınıyor ama tedbirlerin haricinde değerli hocamın ifade ettikleri gibi sebeplerinin mutlak surette araştırılarak bunu artık sıfıra indirmemiz gerektiği, bir ormanın kolay yetişmediği, ülkemizin en değerli, en zengin varlıklarımızdan olduğunu unutmamak lazım. Bu bayram süresince de 5 günlük tatilde ne yazık ki hem tatil dönüşünde ve diğer günlerde 36 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Bundan önceki bayramlarda bu sayı çok daha fazla oluyordu. Evet, trafik
de bilinçlilik artıyor. Bunu görüyoruz. Özellikle yetkililerimizin bu konuda vatandaşı bilinçlendiren ve yollarda aldıkları tedbirler trafik kazaları sayısını, ölüm oranlarını azaltıyor ama yeterli değil. Hiçbir kaza haberi duymadan, hiçbir ölüm haberi işitmeden bir bayram geçirmek istiyoruz. Ve bugün bir kahramanımız şehit oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, varlığı, varlığının bekası için canını feda etti. Bugünkü şehitimizle birlikte bütün aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti ne olursa olsun terörle mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Ve inşallah bu mücadelesinin sonucunda er ya da geç olumlu bir şekilde alacağına inanıyoruz. İnşallah, inşallah. Ali Bey, tam da sizin alanınızla ilgili olarak terörle mücadele noktasında sizi dinlemek isterim ben. Yani evet, acı haberlerimiz geliyor. Türkiye'nin hemen ilerisinde kurulmak istenen bir teröristan var. Buna asla müsaade etmeyecek Türkiye. Konuklarımız fikirlerini söylediler, gösterdiler, beyan ettiler. Aynı zamanda orman yangınları da gündemimizde. Neler söylersiniz, bir de sizden dinleyelim. Evet Eda Hanım, şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarımıza ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Tabii ülkemizin terörle mücadelesi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aralıksız devam ediyor ki bu bayram süresince de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok terörist imha edildi. Tabii şehidimiz olmasa böyle olaylar iyi ama maalesef bu terörle mücadelenin doğasında var. Zaman zaman şehidimiz, şehitlerimiz oluyor. Tabii biz askerler olarak bu vatan için gerektiğinde ölmeye yemin eden kişileriz. Ki şehitlik malum en yüksek rütbe. Evet. Allah onu peygamberimize komşu eylesin cennetinde, ne diyelim. Ha. Tabii biz ülke olarak bu teröristlere müsaade etmeyeceğiz. Bunu yıllardır ifade ediyoruz. Gerek Irak'ın Irak bir şekilde bölündü ama Suriye'nin bölünmesine bölge ülkeleri olarak asla müsaade etmememiz gerekir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunun için gereğini yapıyoruz. Ancak gerek Suriye'nin yönetimi gerekse diğer komşu ülkeler başta Irak ve İran olmak üzere bu konuda fazla bir çaba göstermediklerini görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yaz muhtemel bir operasyon var Irak'a. Irak'taki terör artıklarını diyelim artık. Orada az bir miktarda terörist kaldı kanaatindeyim. Evet. Oradaki terörist artıklarını da imha ettikten sonra artık biz ülke olarak ağırlığımızı Suriye'ye vereceğiz. İnşallah orada da başarılı olur. Suriye yönetimiyle, Esad yönetimiyle de görüşmeler yaparak bu problemi çözeriz. Tabii peki. Problemin çözümünde her zaman ifade ediyoruz. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere buradaki uzantıları olan, terör örgütlerini destekleyen dış ülkeler, yabancı ülkelerin de bu konuda kararlı olması lazım. Onların da teröre son noktayı koymak istemeleri lazım. Diğer bir konu evet. Trafik kazaları. Tabii önceki yıllara göre trafik kazalarında bir azalış var. Ama ben artık bu noktanın yani umarız ve bekleriz sıfır olur ama bunun mümkün olamayacağını düşünüyorum. Çünkü normal zamanda da ülkemizde trafik kazalarında günde en az 3-5 insanımızı kaybediyoruz maalesef. Ki bu bayram süresince de 6 ya da 7 sanıyorum ortalama. Gün başına düşen ki trafiğin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde bu kadar en aza indirilmesi tabii başta karayolları ağının gelişmiş olmasına ve sürücülerimizin dikkatine bağlıyorum. İnşallah evet. Bugünden itibaren daha az kaza olur, ölümler olmaz diye düşünüyorum. Peki. Orman yangınları ve anız yangınlarıyla ilgili ise vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Devlet burada üzerine düşeni yapıyor. Özellikle orman yangınlarıyla ilgili ama vatandaşlarımız
gerek kendi dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkabilecek yangınlar konusunda daha dikkatli olmaları, gerekse terör örgütünün daha önceki yıllarda yaptığı sabotajlarla ilgili de çevrelerinde gördükleri şüpheli kişileri güvenlik güçlerine bildirmeleri gerekiyor. Evet, doğru. Peki. Anız yangınıyla ilgili ben 8-10 yıl evvel Adana'da başıma geleni söyleyeyim de, daha doğrusu gözlemimi söyleyeyim. O zaman bu Afrika'dan gelen tozla birleşmişti. Mısır tarlalarının anızları yanıyordu ve Adana'da yaşanmaz hale gelmişti. İnsanlar neredeyse Adana'yı terk edecek duruma gelmişti. Nefes almak da zorlanıyordu. Öncelikle burada Diyarbakır'da ölen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu konuda benim bir teklifim var. Bu konuda anız yakmak sanıyorum kabahatler kanununa göre çok az bir miktarda cezası olan bir suç. Ama bu suçun cezasının artırılması lazım. Tarla sahipleri de diyor ki bunda, efendim ben yakmadım, işte yoldan geçenler yakmış diyor. Nedense tarla ekinler biçildikten ya da mısır biçildikten, hasat edildikten sonra, daha doğrusu hasat edildikten bir iki gün sonra genellikle bu yangınlar çıkıyor ki bunu tarla sahiplerinin yaktıkları kesin. Bu konuda bir düzenleme yapılarak tarla sahipleri tarlalarının hasadından bir ya da bilemediğiniz iki gün sonra tarlalarını yakmadan sürmeleri konusunda bir tedbir alınmalı ve bunu yapmayanlara ağır cezalar kanun bir olmalı. Şekilde geliştirilmeli diyorsunuz siz anladığım olmalı. Kadarıyla. Yani her halükarda sorumlu olacak olan onlar olacak diyorsunuz. Evet. Anladım. Biz, peki. Bugün her ne kadar insan ölümlerini konuşsak da bu anız yakılması tarlanın verimini düşürüyor. Oradaki birçok canlıyı öldürüyor, imha ediyor. Bunun için bir çiftçi çocuğu olarak bu anız yangınlarının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ve çiftçilerimizi de bu konuda uyaralım. Ben yanın de size katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Tarlaların daha verimli, belki birkaç yıl sıkıntı olabilir ama ilerleyen zamanda tarlaların daha verimli olacağını biliyoruz artık. Bu konuda dikkatli davranmalarını istirham ediyorum. Yöneticilerimizin de tedbir almaları, yasal düzenleme yapmalarını istirham ediyorum. Peki hocam. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi siyasete dönelim ben istiyorum hızlıca. Çünkü bayramdan önceki süreci hızlıca bir hatırlayacak olursak sevgili seyirciler. CHP'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir söylemi olmuştu. Kendince bir siyaset yürütmeye çalışmıştı. Siyasette yumuşama, siyasette bir ılımlı hava, estirme rüzgarları bir süre boyunca konuşuldu. Bayram boyunca da siyasette tartışmalar devam etti. Hal böyle olunca yani bunun bir tiyatro olduğu anlaşıldı ve ortaya çıktı. Samimi gelmediğini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli mesajında, bayram mesajında çok açık ve net bir şekilde, hatta çok sert bir dille de hem eleştirdi hem de cevabını verdi. Öncelikle bu yumuşama tiyatrosundan ben başlamak istiyorum Sayın Hocam. Akademisyen Profesör Doktor Zakir Avşar'a ben sözü bırakayım. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz. Tabii burada yumuşamadan kastımız ne, normalleşmeden kastımız ne? Birlikte bunu ifade etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu ana kadar da ne yumuşama sözcüğünü kullanırken ne normalleşme kavramını kullanırken herhangi bir içerik açıklaması gelmedi. Yani bu kavramları bol bol sarf ediyorlar. Efendime söyleyeyim, bir takım görüşmeleri bunun çerçevesinde yaptıklarını ifade ediyorlar maafi. Bu kavramlardan esas murad ettiklerinin ne olduğunu bir türlü ifade etmiyorlar. Öyle olunca da biz bakıyoruz karşımızda. Şöyle bir şeyle, manzarayla karşıya kalıyoruz baktığımız zaman. Bir, yumuşama, efendime söyleyeyim normalleşme kavramıyla bunları sıklıkla kullanmakla bir gündem dolduruyorlar. Gündemde yer alıyorlar, gündemi değiştiriyorlar. Bu belki birilerinin hoşuna gidiyordur, normaldir. Fakat gerçekçi olmak lazım. Siyaset gerçekler üzerine inşa edilmesi bir süre sonra ne yapar? Fos diye çöker, balon gibi iner onun işi. Dolayısıyla da burada çok kısa sürede indi.
Çok kısa bir süre içerisinde bunun ne olduğu anlaşılmadı zaten. Artı en büyük itirazlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinden geldi. Bu kavramların kullanılmasına bile. Yani üstelik de bir merkezden gelmedi. Pek çok merkezden bu itirazlar Cumhuriyet Halk Partisi içerisine geldi. Fakat bu itirazları bastırmak için bile bir politik psikolojik ortam yaratmaya uğraştılar. Güya bu kavramlara Milliyetçi Hareket Partisi karşıymış da Cumhur İttifakı içerisinde bunlar işte Cumhur İttifakı'nın içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin karşı olmasına rağmen bir yumuşama atmosferini arzu ediyorlarmış gibi. Şimdi bir, normalleşme kavramını kullanmak bile ayıp bir siyasette. Siz bir muhalefet partisisiniz. Normalleşme ne demek? Anormal olan nedir ki? Siz gittiğiniz insanlara normalleşmeden bahsediyorsunuz. Yani sizin gittiğiniz insanlar anormalle mi hareket ediyorlar? Anormali mi takip ediyorlar? Anormali mi tercih ediyorlar ki siz onlara normal önerisiyle gidiyorsunuz güya? Yani şimdi sizin kastetmiş olduğunuz şey nedir? Bunu Cumhur İttifakı'nın normalleşme kavramını kabul etmesi veya bu etrafta konuşulmasını bir şekilde mazur görmesi bile bana göre çok doğru bir şey değil. Hı. Yani çünkü niye? Cumhur İttifakı normali temsil ediyor. Yani herkes kendi normali temsil ediyor. Cumhur İttifakı ülkenin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini savunuyorsa şayet, ülkenin kalkınmasını, gelişmesini, büyümesini, istikrarını savunuyorsa şayet, böyle bir şeye yola çıkmışsa normal olan zaten budur bir memleketin içerisinde. Bunun dışındaki şeye normal demeniz mümkün müdür? Doğru. Şimdi siz bütün bu değerleri yüklemiş olduğunuz bir ittifaka karşı normalleşme kavramıyla neyle gidiyorsunuz? Doğru. Çıkın söyleyin bakalım sizin normalleşmeniz nedir? Cumhur İttifakı'ndan ne alıp veremediğiniz var sizin? Yani tamam biliyoruz siz de demle bir ittifak içerisindesiniz. Demlendiğiniz bir ittifakınız var. Yani o mu normal? Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması noktasında ortaya koymuş olduğunuz icraatlarınız mı normal? Şimdi 21 Mayıs 2024 günü Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasında 4 soru sormuştu Özgür Özel'e biliyorsunuz. Evet. Bu 4 soruyu hatırlatarak ben devam etmek istiyorum. Neredeyse her şeyde de haftanın raporunda da bunu söylüyorum. Söylemek de istiyorum. Önce cevaplasınlar bakalım. Şu mu normalleşme? İmralı Canisi'nin ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz dedi Devlet Bahçeli. Bu konuda gıkı çıkmadı. Gıkı çıkmadı bu konuda. İşi mugalata ev verdi. Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan kurulmasını istiyor musunuz? Beraber demlendiklerinize söz verdiniz mi diye yine sordu Sayın Devlet Bahçeli. Yine gıkları çıkmadı. Normalleşme hadi bakalım. Kim normalde, kim anormalde? Yani normalleşme filan diyorsunuz da yumuşamadan kastınız Cumhur İttifakı'nın da bu noktaya gelmesi ise bu noktaya Devlet Bahçeli gelmez. Milliyetçi Hareket Partisi gelmez. Doğru. Yani gelmeyeceğini de ortaya koyuyor her seferinde. Yani sert bir açıklama yaptı dediniz ya. Evet. Devlet Bey'in sert açıklaması bu dört soruyla bağlı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün icraatları zaten bu çerçevede gidiyor dikkat ederseniz. Kendi partisine hakim olamayan bir Özgür Özel var. Lafını dinletemeyen bir Özgür Özel var. İkide bir herkese posta koymaya kalkışıyor. Kendi partisine de güya posta koymaya kalkışıyor. Onu aradım, o atamayı geri aldırdım. Bunu aradım, bu atamayı geri aldırdım. Sonra bakıyorsunuz ki arkası fos. Hiçbir atama geri alınmamış. Herkes işinde, gücünde, atandığı gibi kalmış. Makamları, mevkileri aile işletmesi olarak paylaşmışlar, kullanıyorlar. Yani sen hangisini geri aldırdıydın pardon? Yani lafa gelince şey, yani ben bu kadar çok rahatlıkla insanların gözünün içine baka baka gerçekleriyle bağdaşmayan cümleleri sarf eden başka bir lider de görmüyorum. Bundan da hiç utanmıyor, gocunmuyor. Yani beis de görmüyor bana göre. Yani eğer öyle olsa, eğer bir liderseniz siz dediğinizi yapmamışlarsa şayet yaptırırsınız. Masaya önce orada yumruğa vurursunuz, yumruğunuzu vurursunuz masaya. Ne yaparsınız? Dediğinizi yaptırırsınız. Ama yok öyle bir şey. Dediğini kendi partisi içerisinde yaptırmak kudreti olmayan başka partilere ayar vermeye uğraşıyor şimdi. Bir diğer soru. Hangi dış mihraklarından ve hesabına siyasi çalışma yürütüyor? Türkiye'nin geleceğini kimlerle konuşuyor? Kimin folluğunda yatıyorsunuz? 37 kişinin yine son soru. Katiline verilen cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir, adalet nedir, devlet nedir? Siyasi onur ve millet sevdası sizin meşrebinizde ne manaya gelmektedir? Bakın bu soruların cevabı hala yok. Yok, evet. Şimdi önce bu soruların cevabını verecekler. Ondan sonra yumuşama derken neyi kastediyorlar? Normalleşme derken neyi kastediyorlar?
millete bunu açıklayacaklar. Siz millete bunları açıklamadan bu kavramları boş beleş kullandığınız andan itibaren gayet tabii ki bu kavramların sırması dökülür. Nereye kadar derler, neyi kastediyorsunuz derler. En fazla da kendi partisinden soruyorlar. Sen neyi kastediyorsun arkadaş diyorlar. Yumuşama dediğin nedir, normalleşme dediğin nedir? Tutturmuşlar Türkiye'nin birinci partisiyiz. Neye göre Türkiye'nin birinci partisiniz? Pardon? Yani şimdi bakın Türkiye'de birinci parti, ikinci parti, üçüncü parti tayin ancak neyle olur biliyor musunuz? Milletvekili genel seçimiyle olur. Evet. Diğeri yerel seçimdir. Yerel seçimlerin dinamikleri herkes bilir ki farklı işler. Farklı şekilde gelişir. Yerel seçimler elbette ki milletin tercihleriyle yine bir fikir vermesi bakımından önemlidir. Asla önemsiz filan demiyoruz ama Türkiye'de iktidarı ve muhalefeti milletvekili genel seçimleri belirler. Doğru. Artı cumhurbaşkanlığı seçimi olmuş. 152 alan bir cumhurbaşkanı var. Sen ondan fazla mı oy aldın? Cumhur İttifakı var. Senden daha fazla oy almış bir Cumhur İttifakı var. Sen Cumhur İttifakı'ndan daha fazla oy aldın? Yani yerel seçimlerde aldığın oy, sen kendine göre bir cam tavan diye bir şey koymuşsun. %25'lik cam tavanı kırdım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu %35'e çıkardım. Mübarek olsun. Tamam. Ama %35 kardeşim. Yani %35 en fazla alabildiğiniz 47 yıl sonra %35 daha fazla değil. Kimse kusura bakmasın. Buralardan da hareketle yerel seçim dinamiğinden daha önünde 4 yıl olan bir hükümete bu denli eleştiriler getirilemez, bu bir. İkincisi, 4 yıl boyunca bu 4 yıl boyunca hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın yapacakları var. Bunlar da nedir? Her şeyden evvel yeni bir anayasadır. Evet. Askeri vesayetin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı junta anayasasından kurtulmak, sivil bir anayasa. Bu da parlamentonun işidir. Parlamentoda bu uzlaşma yöntemiyle yapılır. Çünkü bizim anayasamız anayasa hukuku literatüründe katı anayasalarından bir yapı içerisindedir. Değiştirilmesi çok zordur ve geniş bir ittifakı gerektirir parlamento içerisinde. Dolayısıyla da bu görüşmelerde evvel emirde hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın arzu ettiği şey nedir? Cumhuriyet Halk Partisi ile tırnak içerisinde madem hem anayasadan şikayet ediyorsunuz hem de kurucu parti olduğunuzu ifade ediyorsunuz, gelin Türkiye'nin geleceği konusunda hep beraber elimizi taşın altına koyalım, sorunları çözelim. Şöyle bir lakırdı tutturmuşlar. Uymadığınız bir anayasayı neyi değiştireceğiz? Önce mevcuda uyun. Yahu kardeşim, mevcut zaten çağın şartlarını karşılamadığı için değiştirmek istiyoruz. Yani mevcut zaten Türkiye'nin ihtiyaçlarını görmüyor. Evet. Mevcuda uyarsanız Türkiye 100 yıl geride kalacak. Bunun için değiştirmek lazım esas. Evet, bu daha önce bana Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı. Bu başörtü meselesi konusunda bir şey söylemişti. Sonra yaptıklarıyla uyuşmamıştı. Konuşalım buradan bir virgülle. Balla kesiyorum sözünüzü. Kısa bir aramız var, sonra buradayız. Peki. Efendim, haftanın raporu kaldığı yerden devam ediyor. Zamanımız kısıtlı, o yüzden hemen ben Zakir Hocam'dan almıştım sözü. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. O 4 soruda kalmıştık. Evet, bu 4 soruyu sorduk şimdi. Geçen hafta da sormuştum. Ama 21 Mayıs'ta Devlet Bahçeli Bey grupta sormuştu. Cevap çıkmadı biliyorsunuz. Hala da bir cevap çıkacağı kanaatini ben taşımıyorum. Çünkü bu zor sorular bunlar. Hani biz hocaların tabiriyle kazık sorular. Bunları sorduğun zaman öğrenci çakar. Şimdi bunlar da siyaset talebesi ya, acemi genel başkanlar. Soruldu soru, çakacaklar. Cevap veremeyecekler yani şimdi. Ne desin yani? Evet, işte biz PKK'yla görünmez bir ilişkiye girdik diyemiyorlar. Çünkü görünüyor. Daha evvel de masanın altına almışlardı biliyorsunuz. Evet. Yani üstüne birilerini çıkarmışlardı, altına onları almışlardı filan. Aziz milletimiz gördü bunu. Şimdi gene görünür bir ilişki içerisindeler. Yokmuş gibi davranıyorlar filan ama her şey var, devam ediyor. Yani o kadar böyle ipotekli bir vaziyetteler ki birbirlerine. O yüzden de birbirlerine olan bu ipoteklerinden dolayı bir politika geliştiremiyorlar. Bağımsız bir politikası olmayan bir parti varsa Cumhuriyet Halk Partisi. Anayasadan bahsediyorduk bakın. Son cümlemiz anayasaydı reklama giderken. Şimdi anayasayla ilgili olarak 100 yıllık bir siyasi partinin bir anayasa görüşü olmaz mı? Bütün siyasi partiler irili ufaklı diyorlar ki biz anayasayla ilgili şöyle düşünüyoruz, böyle düşünüyoruz. Şunlar olmalı, bunlar olmamalı.
Hatta Milliyetçi Hareket Partisi 100 partili, 100 maddelik bir ne yaptı? Anayasa. Taslak açıkladı. Siz neredesiniz? Ey Cumhuriyet Halk Partisi, senin anayasaya ilişkin düşüncen ne, kanaatin ne? Niye kamuoyuyla paylaşmıyorsun veya hadi kamuoyuyla paylaşmadın diyelim. Siyasi partilerle niye paylaşmıyorsun? Niye kendi partinin içerisinde tartışmıyorsun, konuşmuyorsun? Bir bilelim bakalım ne yaptığınızı. Daha evvel bir İbrahim Kaboğlu anayasa çalışması yansımıştı kamuoyuna biliyorsunuz. Sonra apar topar yalanladılar. Hayır dediler biz öyle bir şey yapmadık. Onun şahsi görüşüydü filan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendime söyleyeyim milletvekili İbrahim Kaboğlu toplamış diğer partilerde. İyi Parti'de katılmıştı. İyi Parti inkar da etse katıldığı da tutanaklarla ortaya çıktı biliyorsunuz orada. Evet, evet. Şimdi ya kardeşim bir çıkın bakalım ortaya koyun bakalım. Sizin görüşünüz nedir, düşünceniz nedir bilelim. Yani bize aykırı fikirler de olabilir. Hı hı. Normal bir şey bu siyasette değil mi? Hı hı. Ama bir bilelim millet de bilsin. Böyle merdiven altı siyaset olur mu? Yani şimdi kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Böyle bir şey kayıt dışı işler götürüyorsunuz mütemadiyen. Bu olmaz. Bu olmaz. Ciddi bir siyasi partiyseniz, 100 yıllık bir kurumsallaşmaya sahipseniz bizim öncelikle bunu bilmemiz lazım. Daha ciddiyet içerisinde daha sistematik bir şekilde siyasi partilerin kamuoyunun önüne çıkma gibi bir mecburiyetleri vardır. Bakın burada Cumhuriyet Halk Partisi bir kayıt dışı iki merdiven altı işler yapıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallaşmış bir siyasal parti gibi davranmıyor. Karşımıza böyle çıkmıyor. En basit soru işte. Yumuşamadan kastın nedir kardeşim? Çık önce bunu bir açıkla kamuoyuna. De ki yumuşama derken ben şöyle bir çerçeve çizdim. Bu çerçevenin içerisindeki hususlar yumuşamaya girer. Normalleşme derken şunu kastediyorum. Bu kavram şöyle bir anlam taşır. Böyle bir anlam alanını ihtiva eder. Biz bunları bilelim. Ondan sonra görüşmeler ne merkezde gidiyor ona göre konuşalım, tayin edelim değil mi? Bir yumuşama ifadesi kullandınız. Yumuşama ifadesi yani karşılıklı görüşüp çay içmekten öte gitmiyor. Bir de abuk subuk dosyalar sunduk, bilmem ne yaptık filan. Sana ne başka partilerin iç işlerinden kardeşim? Sen başkalarının işlerinden sana ne politikalarına? Sen kendi partinin politikasını bir paylaş benimle. Evet. Ben bir bileyim sen ne yapıyorsun? Nasıl bir siyasi partisin sen bak. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır bu milletin karşısına bak hiçbir şekilde bir projeyle, politikayla çıkmayan partidir. Niye iktidar olamıyoruz diyorlar. Olamazsınız çünkü projeniz yok. Çünkü yaklaşımınız yok. Çünkü açık değilsiniz, net değilsiniz, şeffaf değilsiniz. Hesap verebilir hele hiç değilsiniz. Çünkü niye fırsat elinize geçtiği zaman suistimal eden parti olarak ne yapıyorsunuz? Milletin karşısında duruyorsunuz. Doğal olarak da böyle bir yapının içerisinde millet size niye itibar etsin? Bakın yerel seçimleri kazanmayı her şey zannediyorlar. Ya memlekette yerel seçimlerde her partinin belli bir başarısı var. En küçük partinin bile kazandığı belediye var yani şimdi. Her parti kendisini elbette ki başarılı olarak bulabileceği birçok yerel yönetimler bakımından donaya sahiptir. Bir tek sen başarılı değilsin. Diğerlerinin de kendine göre başarıları var. Söz gelimi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başarısız diyorlar. Hayır efendim. Niye başarısız olsun? 22 yıllık iktidardan sonra yine tutmuş bu kadar büyük sayıda belediyeyi ele almış mı milletin şeyle oyunu? Dolayısıyla da şimdi konjonktürel verilere göre hareket etmek çok makul, mantıklı bir şey değil. Onun için bizim beklentimiz şu. Kardeşim yumuşama nedir? Bir bunu tarif et. Normalleşme derken hakaret etme. Ne demek? Diğer o anormal mi? Bir politika takip ediyor. Her siyasi partiyi diğerinden tefrik eden, ayırt eden bir vasıf vardır, unsur vardır. O da nedir? İdeolojidir, politikalardır, projelerdir, yaklaşımlarıdır. Şimdi seninle aynı olmak zorunda değil kimse. Hiç de kusura bakma zaten senin ne olduğunu bilmiyoruz bir. Ama seninle aynı olursa zaten niye parti siyaset olarak bulunsunlar? Doğru. Yani şimdi Türkiye'de 100 küsur tane parti var. Bunlardan seçime de 16-17 tanesi giriyor işte. Yerel seçimlere belki biraz daha fazla giriyor. Ama genel seçimlere 16-17 parti giriyor öyle değil mi? Evet. Şimdi kardeşim her partinin kendine göre bir ideolojisi var. Siz çok yakın görseniz bile çok farklılıklar da vardır. Tamam. Olmasa zaten bir araya gelip de parti kurmazlar. Öncelikle her partinin kurumsal kimliğine saygı lazım. Doğru. Ha bir partiye saygı duymak. O da nedir? Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kasteden
Hiçbir partiye saygı duymam. Onu parti olarak da görmem zaten. Sen ona saygı duyuyorsun. Evet. Diğer Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne katkı sağlamak en temel vazifesi olan partilere saygı duymuyorsun. Yani geç bunu. Demokrasi neresinde? Doğru. Demokrasi bunun hiçbir yerinde yok. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi patolojik bir noktadadır. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi bugün siyasi partilerin tasnifi noktasına gidersek ciddi anlamda hastalıkla malul partiler arasındadır. Çünkü niye? Rotasını kaybetmiştir. İdeolojisi amorf hale gelmiştir, belirsiz hale gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi şudur diyeceğiniz herhangi bir yer yoktur. Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne koyacağınız bir yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün bir sürü isim var. Hepsi farklı farklı şeyler söylüyorlar. Bakın onlara da geleceğiz de şimdi erken girmek istemiyorum evet, o konuya. Evet. Şimdi o yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi önce kendini bir millete tarif etsin, durduğu yeri söylesin. Söz gelimi anayasayla ilgili olarak nasıl bir değişiklik düşünüyor? Bunu kalksınlar bize söylesinler, izah etsinler. Ondan sonra konuşalım. Öyle bu galatayla bilmem neyle falan olmaz. Efendim gölge bakanları varmış da bilmem neyi varmış da bu işin gölgesi olmaz kardeşim. Ya bakan olursun ya olmazsın. Doğru. Ya kabineyi kurarsın ya kurmazsın. Kabineyi kurmadığına göre hükümet değilsin. Yani öyle gölge hükümet, gölge kabine, gölge bilmem ne. Siz ancak gölgelerle idare edersiniz zaten. Yani hiç böyle güneşe çıkacak bir parti falan değilsiniz ki. Nasıl çıkacaksınız? Erirsiniz kar gibi. Millet sizi şöyle bir ölçer, tartar değil mi? Güneşe çıktığınız zaman şıp 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 damlarsınız yani gidersiniz. Buharlaşırsınız hatta. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle. Gölgelerle idare eden bir parti işte. Ondan sonra da çıkıyor. Diğer partilere laf yetiştiriyor. Hele MHP'ye laf yetiştirmiyor. Doğru. Olmaz, olmaz, olmaz. MHP ağır gelir. Çok ağır gelir. Evet. Çok ağır gelir. Şimdi o zaman Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Fatih Çetinkaya'ya ben dönmek istiyorum. Zakir Avşar'ın değerlendirmeleri bu yönde oldu. Son dönemde dedik ama son dönemde söylemiş olduklarıyla yapmış oldukları artık birbirinden tamamen zıt olan bir CHP var. İç yapılarını konuşacağız birazdan. O ayrı ama bayramdan önceki süreçte yumuşama dönemi, yumuşama bir normalleşme havası dillerinde bayrak gibi sallandı CHP'nin. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri birkaç noktada farklı farklı zaman dilimlerinde yumuşama ile ilgili geldi. Hem Özgür Özel'e direkt olarak hem de genel bir değerlendirme noktasında Kurban Bayramı mesajında vermişti sevgili seyirciler yumuşama ile ilgili sözlerini. Ben bir kez daha hatırlatıp yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan, dedikodu ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı az veya çok bellidir. Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatında taşıdıkları nefret ve öfkeyi sağanak halinde yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin iki yüzlülüğü bugünlerde utanç verici düzeydedir, dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Şimdi MHP, MYK üyesi olarak hem parti politikası içerisindeki yumuşama tiyatrosuna partinin nasıl baktığını hem de kıymetli yorumlarınızı bir almak istiyorum ben. Buyurun. Evet Eda Hanım, okuduğunuz mesajı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi çok yakın bir sürede Kurban Bayramı vesilesiyle ifade ettiler. Ama bunun bir ilk mesajı var. 31 Mart Mahalli İdareler seçiminin hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin de tahmin etmediği, elde ettiği bir sonuç üzerine ve toplumda da partinin başında yeni bir genel başkan, yeni bir kadro, bu sonuçla birlikte acaba bir siyasette diyalog zemini olabilir mi? Bazı sorunların çözümünde vesile olabilir mi? Gibi bir kısım tarafından iyi niyetle dillendirilen ama çarçabuk bir şekilde de bir yumuşama, normalleşme gibi çok belirgin iki ifadeye bürünen bir gündem oluştu. Bu gündem tam oluşurken daha birkaç ağız ifade etmiş, bu ifade edileni birkaç kulak işitmişken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Sayın Genel Başkanımız yaptıkları açıklamada bu konuya değinen ilk siyasi lider oldular. Bakın, ne dediler o açıklamada? Dediler ki,
küresel emperyalizmin tasallut ve telkin altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilerine boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirmek, yumuşatmak bilinmelidir ki milli felakete çanak tutmak, devlete, millete kastetmektir diyerek daha ilk sıcak anda bu terimlere karşı genel başkanımız bu ifadeleri kullandılar. Yani bazı kimlerin ağzında son derece masum görünen bu ifadelerin nasıl bir amaca bürünebileceğini burada belirttiler. Ve biraz ilerleyen bir zamanda yine bunun hemen arkasından toplumda da ve gündemde de önemli bir yer tutunca genel başkanımız dediler ki bir grup toplantısında 7 Mayıs'ta evet bir baharın gelmesinin ardından siyasette de bir bahar mevsiminin gelmesinden son derece memnuniyet duyarız. Bunu da hiçbir komplekse, hiçbir kuşkuya kapılmaksızın ifade ederiz. Evet, biz kutuplaşmadan yana değiliz, kucaklaşmadan yanayız. Biz siyasette köprüler kurmaktan yanayız, duvarlar örmekten yana değiliz. Siyaset kavga etme arenası değil, sorunların, düğümlerin çözülme sahasıdır. Hatta gelin ortak akılla hareket edelim, ülkemizin temel meselelerine kafa yoralım, milli birlik ve dayanışmanın imkanlarıyla mesafe alalım ve bunu da sürdürülebilir bir halde yapalım. Bundan fevkalade memnuniyet duyarız dediler. Ve 23 Nisan'dan sizin az önce okuduğunuz Kurban Bayramı mesajına kadar Sayın Genel Başkanımız en az 7 defa normalleşme ve yumuşamaya dair beyanatları oldu. Evet. Buradaki bütün mahiyeti açıklar bir cümlenin geçtiği bir açıklaması var Sayın Genel Başkanımızın. Onu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Yine 11 Haziran'da çok yakın bir zamanda grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız bir durum tespiti yaptılar. Dediler ki bölgesel ve küresel senaryoların devamlı güncellendiği, canlı tutulduğu bu Anadolu coğrafyasında 1000 yıldır varlığımızı sürdürüyoruz. Sürdürdüğümüzü ifade ettiler. Ve burada bu vatan topraklarında tarihin hiçbir döneminde sükunete eremediğimizi, gerilen atmosferin hiçbir surette azalmadığını diri hafızamızdan biliyoruz dediler. Ve devam ettiler. Dediler ki jeopolitik ve jeokültürel bilek güreşine eklemlenmiş hakimiyet ve hükümranlık mücadelesinin kırılgan ve kaygan fay hatlarının üzerinde olduğumuzu söylediler. Bundan dolayı sıcak soğuk çatışmaların ya da cepheleşme dinamiklerinin tam ortasında durduğumuzu ifade ettiler ve maruz kaldığımız bazı hadiselerin az ya da çok mutlak surette tarih şuurunun rehberliğinde yaklaşmamız gerektiğini, konuyu bu şekilde ele almamız gerektiğini söylediler. Çünkü dediler, gösterilen sahteliği değil, saklanan gerçeği görmeliyiz. Bakın gösterilen sahteliği değil, saklanan gerçeği görmeliyiz. Hemen arkasından bir gün sonra, bu sözleri sarf ettikten sonra, izleyicilerimiz hatırlayacaklardır, çok yoğun bir gündem oldu. Bir gün sonra Sayın Genel Başkanımız, Türk siyasetinde normalleşme ve yumuşama adı altında Milliyetçi Hareket Partisi'ne düzenlenen operasyonlar nedeniyle bir gün sonra bir açıklama daha yaptılar ve bu açıklamanın ilk paragrafında dediler ki yine bu konuya dair 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimine mütakiben Türk siyasetinde demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama temel alınarak çok bilinmeyenli bir denklemin oluşturulduğunu görmemiz lazım. Ve arkasından da sizin az önce bahsettiğiniz Kurban Bayramı mesajında bunun yalana dolana sarılı bir ifade olduğunu açıkça ifade ettiler. Burada ilk başında dediğim gibi kimlerin ağzında hangi amaca büründüğünü, normalleşmeyle ve yumuşamayla neyi murad edildiğini muhalefet tarafından Genel Başkanımız 2 ay içerisinde tam 7 açıklamayla
kamuoyuna ifşa etti. Evet. Şimdi bundan sonraki gelişmelere bakacağız, değerlendireceğiz. Burada tabii birçok bu 7 açıklamanın içerisinde yine Genel Başkanımız demişlerdi ki normal olmayan nedir? Evet. Normal olmayan doğru, nedir? Normal olmayan nedir? Neyi normalleştiriyorsunuz? Yani evet, terörist Demirtaş'ı özgür bırakırsa Türk devleti normalleşeceğiz mi? Terörist Kavala'yı özgür bırakırsa yumuşak bir siyaset mi izlemiş olacağız? Buradaki kastedilen nedir? Ama DEM Partisi'nden bahsetti. Evet, evet. Birçok konudan konuda bahsettiler. Hal böyleyken evet bir siyasette diyalog aranıyorsa, bir uzlaşma aranıyorsa burada gerçek niyetler ortaya konulmalı. Ama bu iki kelimenin arkasına gizlenmiş, Genel Başkanımızın ifade ettikleri gibi gösterilen sahteliği değil, saklanan gerçeği görmeliyiz sözü buradaki bütün mahiyeti açık bir şekilde ifade ediyor. Türk milleti buradaki hedef, Türk toprakları buradaki hedef. Türkiye'nin dışındaki politikaya da baktığımız zaman Türkiye'nin içerisini bir şekilde karıştırmak isteyen dış güçler birilerini maşa olarak kullanmaktan hiçbir zaman çekinmiyor. Bunu da her defasında Milliyetçi Hareket Partisi lideri her grup toplantısında dile getiriyor. Hedef Türk milletidir, Anadolu topraklarıdır diye evet. Büyük resmi çiziyor aslında. Hedef Türklüktür, Türk milletidir diye her defasında Sayın Genel Başkanımız ifade ediyorlar. Evet. Tabii bu bir devlet adamlığı tecrübesi. Tabii. Büyük bir siyasi lider, feraset sahibi, yani az önce ifade ettiğim gibi nedir bu kelimeler, ne manaya geliyor diye tartışıldığı da en sıcak anda dahi Genel Başkanımız bunun mahiyetine yönelik endişelerini, tereddütlerini, sorularını çok sesli bir şekilde ifade ettiler ve o günden bugüne de neredeyse periyodik olarak her grup toplantısına ya da basın açıklamasında buna dair görüşlerini kamuoyuyla paylaştılar. Bugün de haklı çıktığını bir kez daha Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin her zamanki gibi haklı çıktığını bir kez daha görüyoruz. Evet, peki. Peki, teşekkür ederim. Ali Hocam, size dönmek istiyorum. Ali Türkmen bizi bekliyor sevgili seyirciler. Birazcık geç oldu ama oradasınız değil mi Ali Bey? Estağfurullah, buradayım. Peki. Şimdi sizden de almak istiyorum ben. Bu siyasetteki yumuşama tiyatrosu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu noktadaki tutumu noktasında ne söylersiniz? Devlet Bahçeli'nin bayramda bir mesajı olmuştu, az önce izleyicilerimizle de paylaştık. Yani ülkede anormal hiçbir şey yoktur. Hatta normalleşme safsatalarıyla milletimizin sinir uçlarını tahriş edecek gizli gündem teşrifatçılarına ikna olacak ve itibar edecek de olmayacaktır dedi. Bu da bir mesajın bir diğer kısmıydı. Sizin değerlendirmelerinizi alalım. Ne söylüyorsunuz bu normalleşme yalanıyla ilgili? Evet, şimdi normalleşmeden ne anlamak gerekir? Önce ona bakalım müsaade ederseniz. Normalleşme siyasi partilerin birbirleriyle önce ülke milli menfaatleri konusunda hemfikir olmaları ve bu konuyla ilgili uluslararası arenada hep hükümeti, iktidarda olanları dış yabancı ülkelere karşı desteklemeleri gerekir. Ardından siyasi parti liderleri, milletvekilleri birbirleri hakkında herhangi bir kötü söz, olumsuz laf etmemeli. Birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmalı. Sık sık demeyelim ama belli periyotlarla da görüşmeleri gerekir. Ülke sorunların hakkında fikir alışverişinde bulunmaları gerekir. Benim kanaatimce kısaca eksikliklerim tabii ki olabilir ama normalleşme budur. Yani geçmiş dönemde olduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan'ın işte 13 yıl süreyle herhangi bir şekilde bir araya gelmemiş olmaları anormal bir durum tabii ki. Ama burada herkes kendisine bir bakmalı. Acaba karşı taraf bizimle niye görüşmüyor diye. Özgür Özel bütün bunlar malum Özgür Özel belediyelerde de geçen dönem oldu. Ajanslarla çalışıyorlar. Muhtemelen bu konuyu değerlendirmek
aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na da bir ne diyelim, gol atmak amacıyla böyle bir siyasette normalleşme gibi bir şeyle ortaya çıktı ve işte önce Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'la, ardından lider Devlet Bahçeli'yle ve diğer parti başkanlarıyla görüşmeler yaptılar. Ha, buraya kadar normal her şey. Ama görüşmeler yaptıktan sonra ki başta kendisinin ve yönetim kademesinin, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetici kadroların yaptığı açıklamalar hiç normal şeyler değildi. Yani diğer partilere, AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne hakaretamiz ifadeleri kullanarak, onları seçmenlerini hor ve hakir görerek kendilerini siyasette daha da ileriye götürme çabası içine girdiler. Oysa ki siyasette ileri gitme, vatandaştan oy alma böyle cambazlıklarla değil, vatandaşa güven telkin ederek olur. Siz siyasette normalleşelim, işte sık sık görüşelim, bir araya gelelim gibi bir havayla ortaya çıkıyorsunuz ama görüştüğünüz parti liderlerinin arkasından da hemen aleyhte konuşmalara başlıyorsunuz. Şimdi bu, bırakınız siyaseti, insani olarak bir kere doğru bir davranış değil. Evet. Özgür Özel, burada da Özgür Özel'in partiye tam hakim olamadığı gibi bir sonuç da aynı zamanda ortaya çıkıyor. Çünkü Özgür Özel böyle bir şey başlattıktan sonra buna karşı çıkanlar oldu. Başta Sayın Kılıçdaroğlu, işte sarayla mücadele, müzakere edilmez, mücadele edilir gibi laflar etti. Ve diğer parti yöneticilerinden bazıları da, işte belediye başkanlarından bazıları da bu görüşmelerin olmaması gerektiği yönünde ifadelerde bulundular ki bu da Özgür Özel'in partiye tam hakim olamadığının bir göstergesi. Şimdi hadi diğer yöneticiler yaptı, genel başkan olarak siz niye diğer partilerin aleyhinde konuşmaları yaparsınız? Bu tabi siyasette acemiliğin ya da ne diyelim, kötü niyetliğinin göstergesi. Acem ve Özgür Özel 3 dönemdir sanıyorum milletvekili, partide yöneticilik, grup başkan vekilliği vesaire de yaptı. Tecrübe konusunda bir problemi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama iyi niyet konusunda sanıyorum burada problem var. Bu tamamen türbüne oynama yönünde bir şeydi. Başlangıçtı ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi bunu açık bir şekilde gördü ve Özgür Özel'in sadece Özgür Özel olmadığını, arkasında onu destekleyen, işte başta Amerika Birleşik Devletleri, Biden'ın lafı vardı malum, muhalefeti destekleyip Erdoğan'ı düşüreceğiz diye. Onlar olmak üzere dış güçlerin bu işin bu işte parmağı olduğu ve Anadolu coğrafyasının özenle her vatandaş tarafından korunması gerektiğini, buna da en çok siyasetçilerin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Burada Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Beyefendi'nin bugüne kadar yaptığı konuşmalar, açıklamalar hep ülkemize, vatandaşlarımıza yol gösterici, yön verici şekilde açıklamalar. Yani işte Suriye krizi başladığında sığınmacıların yurt içine alınmaması, daha doğrusu yurdun geneline yayılmaması, sınır bölgelerindeki illerde tutulması yönündeki açıklamalarından tutun da işte bu terörle mücadeledeki 15 Temmuz öncesinde FETÖ terör örgütüyle ilgili yaptığı açıklamalar, şimdi ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili yaptığı açıklamalar hep vatandaşımıza ve siyasetçilere yol gösterici nitelikte ama bunu ısrarla kötüye yorumlayan, olumsuz şekilde ifade eden ve öyle anlayan siyasetçiler var. Bunların başında da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerine tamamen katılsın demiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi işte demlene demlene bu hale geldi. Şimdi bu halden bir an evvel kendini kurtarması lazım.
her yere geldiğinde biz Atatürk'ün kurduğu 100 yıllık işte Cumhuriyeti kuran partiyiz diyorlar ama Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak da her türlü girişimde bulunuyorlar. Evet. Konuyla ilgili benim son olarak bir teklifim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün manevi şahsına da hürmeten kendini kapatmalı. Atatürk'ü siyaset malzemesi olmaktan ancak bu yönüyle böyle bir eylem yaparak çıkarabilirler. Çünkü bugün %25 bandında kilitlenen Cumhuriyet Halk Partisi kendilerinin Atatürkçü, Atatürk'ün kurduğu parti olarak ifade etmekle Türkiye'de %25 bir kitlenin ancak Atatürkçü olduğu gibi bir sonuç çıkıyor buradan. Oysaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Atatürk'e saygı duyan, Atatürk'ü seven en az bir %75-80 kitle var. Bu kitle Atatürk kurdu diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin peşinden de gitmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendini Atatürk'ün ifade ettiğim gibi manevi şahsına hürmeten kapatmalı ve bu yönüyle yeni bir parti kurmalı. Siyaset kulvarında bu şekilde hareket etmeli. Anladım. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de siyaset malzemesi yapmaktan kurtarmış oluruz diye düşünüyorum. Ali Bey, evet teşekkür ederim. Bu ülkede Atatürk'ü sevmeyen bir vatan evladı olamaz bence. Herkes Atatürk'ü çok seviyor. Onun sayesinde bugün bu topraklarda, bu kadim topraklarda o ve onun gibiler sayesinde rahat rahat nefes alıyoruz. O arada çürük elmalar oluyor. Onları da zaten saymıyoruz. Şimdi normalleşme sürecine teşekkür ederim Ali Bey. Normalleşme ile ilgili olarak ben de sadece şunu söylemek istiyorum. Beni kimse konuk olarak çağırmayınca bari programda söyleyeyim diye. Şöyle ki anormal bir durum. Çok normalleşti Türkiye'de hocam bence. DEM Partisi, PKK'nın sözcülüğünü yapan bir parti. Bu artık görünmeyen bir şeffaflık düzeyinde oldu. İşte normalleşme diye yani. Tam bak işte güzel bir şeye değindin. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki biz bunları normal kabul ediyoruz. Siz de kabul edin. Aslında bu turların temelinde ne var? Bu var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi herkesi kendileri gibi istiyor. Var mı dünyada yani, böyle bir ülke? Yani Türkiye'nin bölünmesini, parçalanmasını, Şirazeden çıkmasını savunmayı normalleşme olarak görüyor. Diğerlerine de bunu dayatıyor. Evet. Milli politikalarda devletin politikalarının dışına çıkmayı normal olarak görüyor. Millete bunu dayatıyor. Efendime söyleyeyim, darbecilerin, demokrasi düşmanlarının cezası kalmasını normalleşme olarak görüyor. Millete de bunu dayatıyor. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu dayattıklarına baktığınız zaman normalleşme. Yani bize göre bunlar normal diyor. Yani suçun cezası kalması normal. İnsanlar darbeye kalkacaklar, yakacaklar, yıkacaklar, huzuru evet. bozacaklar, teröre bulaşacaklar ama ceza almayacaklar. Niye? Bizim normalimiz bu böyle diyor şimdi, tamam mı? Hı hı. Ya da işte insanlar Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü efendime söyleyeyim tehdit edecekler. Kalkacakları belediye imkanlarını terör emrine verecekler. Hı hı. Devletin kaynaklarını teröre tahsis edecekler. Ondan sonra bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre normal. Diğerlerine de diyor ki bunu da normalleştirelim. Yani şimdi önerdiği şeylere bakın. Evet. Normal kapsamı içerisinde fiilen biz bunu şey olarak söylemiyor tabii ki yani kalkıp da net olarak bunu ifade etmiyor ama tavrı, tarzı şeyi ne? Bu. Tabii canım yani, sürekli içli dışı yok işte vardır, efendime söyleyeyim yani. Şunu ziyaret edeceğiz, bunu ziyaret edeceğiz, şununla çalışma toplantısı yapacağız. İşte şununla dayanışma içerisine gireceğiz. Kayyuma karşıyız. Efendim şunları serbest bırakın filan. Serbest tabii. bırakın dediği adamlara bakıyorsunuz. Hep tepki onlardan geliyor farkındaysak şimdi, eğer. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabii. Şimdi diğerleri bunu yaptığı zaman zaten ilgi görmez. Yani DEM bunu söylese ne ilgisi görecek yani. Ya işte DEM filan derler. O da yani. Bir söyleten var demek işte. Yani. Cumhuriyet Halk Partisi kendi tabanını alıştırdığı için. Şimdi AK Parti MHP tabanını da alıştırmaya uğraşıyor. İYİ Parti tabanını da alıştırdıydı biliyorsunuz. Evet. İYİ Parti tabanı da aynı noktaya götürdüydü. Ondan sonra İYİ Parti de şimdi evet. ne oluyor? İstifaya da şeye doğru gidiyorlar. Peki. Orada değineceğim. Şimdi ben hızlıca aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi üzerine oynanan, Cumhur İttifakı üzerine oynanan oyunlara değinmek istiyorum. Burada
kimler fitne fesat peşinde diye soralım. Çünkü hatırlatalım sevgili seyircilerimize de ben hızlıca. Cumhurbaşkanı fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz demişti bayramdan önce. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz mesajını da verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız. Biz kaya gibi bir Cumhur İttifakı. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez. O yüzden siyasiler kaynaşmada, barışmada samimi olmalı. Milletin huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmalı dedi. Yine MHP'li Semih Yalçın'ın bir mesajı vardı. CHP hakiki normalleşme adımları atmak dururken husumet ve düşmanlık tohumlarına su vermektedir diyor. CHP'nin ötlek siyaseti toplumda sürekli kaygı ve ümitsizliği körüklemektedir. CHP bu korku ve vehimlerinden uyanmadıkça topluma güven vermesi mümkün değildir. CHP anormalleşme peşindedir. CHP, MHP anomalisine yakalanmıştır. Bu anomali onu büsbütün anormalleştirmektedir diyor. Şimdi MHP'nin özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı noktasında bir problem varmış gibi, bir sorun varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Buna en sert cevap olsun geldi. Olsun istiyorlar. İstiyorlar olsun da istiyorlar. Ama öyle olmadığını... Şimdi olsun istiyorlar, niye istiyorlar? Şundan dolayı istiyorlar. Eğer Cumhur İttifakı parçalanırsa, o zaman istedikleri noktaya çok rahat gelecekler. Cumhur İttifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi, ben ittifaktan ayrılıyorum diye Sayın Cumhurbaşkanlığı yalnız bırakırsa, Cumhurbaşkanı'nı çok rahatlıkla ne yapacaklar? Götürecekler. Erken seçime. Erken seçime, ondan sonra da iktidardan götürecekler. Evet. Bütün planlar, projeler bunun üzerineydi. Aslına bakarsanız girişimlerin temelinde de Cumhurbaşkanı'nı yalnızlaştırmak vardı. Bu yalnızlaştırma projelerinin içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi kendisi yalnız değildi yalnız. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de destekçileri var. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin destekçilerini de öyle azımsamamak lazım. Onu Sayın Bahçeli açıklamasında ne yaptı? Memnuniyetsiz bir grup olarak da ifade etti. Onları memnun etmek mümkün değil. Çünkü onların da kendilerine göre bir gelecek hesapları var. O gelecek hesaplarında ne yazık ki varlık sebepleri AK Parti olmakla birlikte varlık sebepleri olan Cumhurbaşkanlığı AK Parti'ye yönelik olarak da böyle bir yaklaşımları var. Yani işin bir de bu tarafı var. Buna da bakmak lazım. Sayın Bahçeli'nin bu işareti çok da etkili olmuştur. Hemen AK Parti açıklama yapmak durumunda kalmıştır. Peşinde Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmıştır. Bu önemlidir. Şunun için önemlidir. Türkiye'yi öyle basit bir şeyle, hamleyle istikrarsızlaştıracağını düşünen bir Özgür Özel vardı. Kendisini çok akıllı, zeki görüyor. Ve böyle bir iki hamleyle Türkiye istikrarını kaybedecek. Oysa ki Türkiye'nin önünde 4 yıl var. Bakın tabii. Bu 4 yıl çok önemlidir. İstikrar diyoruz, istikrar. Bu istikrar döneminde Türkiye çıkmış olduğu yolda başarılı olmak durumundadır. Hele de dünyanın böyle ateş çemberi haline geldiği, artık yeni bir dünya savaşının konuşulduğu bir iklimde ve savaşların da bizim yakın coğrafyamızda seyrettiği bir atmosferi içerisinde tabii. Ne yapacaksınız? Türkiye'yi çaresiz mi bırakacaksınız? Birilerinin payandası mı yapacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir dış politikası var mı? Çıksın söylesin bakayım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye için bağımsız bir dış politika tasavvur edebiliyor mu? Tamam. Edemiyor. Edemiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde buna zorluyorlar işte. Diyorlar ki ya işte şu ittifakı bozun. Hı hı. Ondan sonra biz istediğimiz gibi bu dünyayı şekillendirelim. Bakın bunun arkasında bu var. Gerçekleri iyi görmek lazım. Tabii. Burada da önlerindeki en büyük engel ne biliyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli. Tabii. Çok açık, çok net. Tabii. Eğer Devlet Bahçeli'yi aşmış olsalar Tayyip Erdoğan'ı yalnızlaştıracaklar. Tayyip Erdoğan'ı yalnızlaştırdıkları takdirde de ne yapacaklar? Türkiye'yi diz çöktürecekler. Evet. Bütün dert bu. Bu fitnenin, fesadın arkasında öyle basit bir şey yok. Basit bir hesap da yok. Büyük hesaplar var ama küçük adamlarla bunu yapmaya uğraşıyorlar. Dolayısıyla da şak diye ortaya çıkıyor. Evet. Bir de parti zaten parça parça. Bakın ben size söyleyeyim. Şimdi bir taraftan işte görünürdeki genel başkanlar var. Özgür Özel. Biraz işte gaz verdiler bu şey üzerinden. Yumuşama bilmem ne filan diye. Ondan sonra İmamoğlu var. İmamoğlu her gün Özgür Özel'i harcıyor. Her gün bak İmamoğlu'nun trolları. Yani Özgür Özel'i en fazla laf eden kim?
İmamoğlu'nun trolları. Başkası değil ki. İmamoğlu her gün parça parça ediyor Özgür Özel. Kendi iç dinamiklerinde tabii, bir tabii, rahatsızlık tabii. Söz konusu. Şekil kendi kabuğuna diyor tabii. Bak. Evet. Ondan sonra Mansur Yavaş var. Sessiz sinsi gidiyor. Yani kendine göre bir şey tutturmuş. Onun tarzı da öyle biliyorsun. Yokmuş gibi gözüküyor ama o da bir taraftan İmamoğlu'nu, bir taraftan da şeyi linç etmeye uğraşıyor Özgür Özel'i. Bir tarafta da Kılıçdaroğlu var. Bunların hepsine kin güden bir Kılıçdaroğlu var. Bakın onu da altını çizeyim. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bunlarla bitmemiş bir hesabı var. Doğru. Yani 31 Mart sonrası ne yaptılar adamcağızı? 31 Mart sonrası diyorum. 28 Mayıs evet. sonrası. Perişan ettiler. Doğru. Adam perişan ettiler. Yani sırtımdan harpçı hançerledim dedi. Yani sırtından kim hançerledi? Biz mi hançerledik Kılıçdaroğlu'nu? Biz mi gitsin, gitsin dedik? Biz mi delegeydik şeyde? Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerini onlu bunlu bir takım şeylerle ne yaptılar? Belli bir noktaya taşıdılar. Ondan sonra da Sayın Kılıçdaroğlu'nu yarı yarıya partiyi şey yaparak genel başkanlıktan bir anda tak alaşağı ettiler bak. Evet, yani, evet hocam. Geleceğiz, oraya da geleceğiz. Uzun uzun konuşacağız o konuyu. Şimdi burada, yani burada hesaplar çok karışık. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hesaplar çok karışık. Hı hı. Bu kadar karışık hesabın içerisinde herkes birbiriyle hesaplaşıyor ama diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bel bağlayarak muhalefetin omurgası haline getirenler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden rolünü, fonksiyonunu ifa etmesini bekliyorlar. Onlara diyorlar ki ya sen yıkacaktınız bu Cumhur İttifakı'nı. Niye yıkmadınız şimdiye kadar? İşte şu girin bakalım MHP'den oradan buradan. Buradan yıkın diyorlar. Yani onlara da bu aklı veren var. Yani bunların supervisorları var, öyle şeyde değiller. O yüzden söylüyorum. Yani Sayın Bahçeli'nin açıklamaları Türkiye'nin istikrarı içinde. Orada hassasiyetle bir vurgu yaptı. Dedi ki biz sonuna kadar Cumhur İttifakı'ndayız, bu bir. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasındayız her zaman, iki. Biz Cumhuriyet Halk Partili bir hükümet, hatta altılı masayı da deneseniz de meclisteki kanunları destekleyeceğiz. Evet. Şimdi Hareket Partisi duruşunu çok net bir şekilde gösterdi. Tabii. Hadi bakalım. Şimdi kaynatın fitneyi. Kaynatabiliyor musunuz? İşte o zaman gördüler ki esas şey ne, hedef ne? Türkiye. Evet. Türkiye. Türkiye'ye diz çöktürmek. O yüzden de bu iş öyle o kadar da kolay olmaz. Şimdi burada bir çerçeve çizecek olursak değerli izleyenler, Zakir Avşar'ın anlattıkları noktasında Sayın Hocamızın, dış politikadaki gündem doğrudan aslında birazcık da ana muhalefet partisinin yapmış olduğu adımlarla ilgilidir denilebilir mi? Çünkü DEM Partisi ile... Şimdi bugün bağımsız bir dış politika uyguluyorsanız şayet sizi içeriden sıkıştıracaklar pek çok yönden. Tabii. Yani bunun bütün imkanlarını, kabiliyetlerini bulacaklar ve sıkıştıracaklar. Neyi deneyecekler? İşte böyle aparatlar deneyecekler. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de buna teşne çok sayıda insan var. Bunu da görmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil sadece. Ne yazık ki siyasette, sivil toplumda, orada, burada, gazeteci denen insanların arasında tabii. o kadar fazla insan, şey var ki, Milliyetçi Hareket Partisi olmasın, Cumhur İttifakı olmasın, Adalet Kalkınma Partisi olmasın diyen, Tayyip Erdoğan olmayan bir sürü diye, laf, söz, evet, bu iktidar olmasın şey. Diyen, o yüzden de burada Cumhur İttifakı'nın bütün paydaşlarının AK Parti ve MHP çok dikkatli olması lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çünkü bu noktada bu kadar laf, söz, dedikodu ya da asılsız iftira deyip geçmemek lazım. Hemen ötemizde kurulmak istenen bir teröristan var. Türkiye bunun karşısında. Bu nasıl oluyor? Cumhur İttifakı'yla olabiliyor. İsrail askerlerinin kolunda bir başka harita belirdi. İçerisinde Türkiye'nin olduğu Malatya'ya kadar bir durum söz konusu. Yani burada az önce sizinle de konuştuk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'nin dikkat çektiği nokta, hedef Cumhur İttifakı'nı yıpratma üzerinden Türk milletinin kendisi, Türk topraklarının kendisi. Yıpratmaya çalışılma diyelim. Bunun böyle olmadığını zaten kendisi belirtmişti. Şimdi ben size sormak istiyorum. Bütün bu süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Cumhur İttifakı'nı yıpratmaya çalışanlara bir cevap verdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Kaya gibi değiliz, kerpiç gibi değiliz, dimdik ayaktayız, biz buradayız dedi. Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz ve bu sonsuza kadar da bu şekilde olacak mesajını verdi.
parti politikası içerisinde. Siz nasıl yorumlarsınız bu süreci? Yani CHP'nin MHP ile uğraşması, sürekli bir iftira kumpası, sürekli bir fitne fesat. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik husumetli tavır ve tutumları biraz da herhalde kendi iç karışıklıklarından dolayı parti içindeki tarafları konsolide etmek amacıyla yapıyorlar olabilir. Eğer zaten Milliyetçi Hareket Partisi ile kavga etmezse kendi içinde kavga eden, birbiriyle kavga eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Orada malumunuz üzere bir genel başkan var ama bir eski genel başkan var ve müstakbel görünen bir genel başkan adayı var. Dolayısıyla burada zaman zaman bu tarafları güçlendirmek için dışarıya karşı siyasette kavga yöntemini kullanıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Normalleştirme diyor, yumuşama diyor ama bakıyorsunuz hizipleşme yapıyor, ayrılıkçı hareket ediyor, kutuplaştırma yapıyor ve bu muadille birçok tavır ve tutumu takınıyor. Bununla birlikte, yine onlarla birlikte tabii ki bazı çevrelerin özellikle bugünlerde hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne hem Ülkü Ocakları'na, bunlarla birlikte Cumhur İttifakı'na yapılan saldırıları Aziz Türk Milleti de izliyor. Bunları görüyoruz. Batı'nın üzerimizde 3 tane şu anda görünen, bilinen projesini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi, evet siz de az önce bahsettiniz, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri eliyle bir teröristan kurmayı hayal ediyorlar. İki, mutlak surette terör suçundan hüküm giymiş Demirtaş ve Kavala'nın bir an önce serbest bırakılmasını istiyorlar. Üçüncü bir konu Kıbrıs. Burada Doğu Akdeniz. Evet. Bu bölgeyle ilgili Batı'nın çok derin hesapları var. Doğru. Buna ilaveten yakın bir zamanda Türkiye Irak'ta bir kalkınma projesi imzaladı. Orada Kerkük'ü, Musul'u da güvence altına alan ve terörü sıfır noktasında imha edecek, bitirmeye de yönelik aynı zamanda çok ciddi ticari kazanımları da olan çok uzun vadede iki komşu ülke olarak önemli bir projeye imza attı. Bu Batı'nın gözünden kaçmıyor. İki, diğeri Güney Asya'yı güvence altına alan Azerbaycan'ı kastediyorum. Orada Karabağ, Nahçıvan, orada birçok Türkiye anlaşmalar yaptı. Zengezur Ulaşım Koridoru üzerinden yaptı ve Zengezur Koridoru'nu hayata geçiriyor. Dünya bunu da izliyor. Dolayısıyla bunların hepsinin mimarı Cumhur İttifakı. Doğru. Ve Cumhur İttifakı'nın önemli bir paydaşı Milliyetçi Hareket Partisi ve onun saygıdeğer genel başkanı. Evet. Şunu şöyle söylemekte fayda görüyorum ben. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi birliğin, kardeşliğin yılmaz müdafisidir dedikçe, Genel Başkanımız Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır dedikçe, demokrasi, özgürlük, insan hakları kisvesi altında, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diyerek aramızda uçurumlar oluşturmaya çalışan alçaklar, hainler, düşmanlar var, biz bunları çok iyi biliyoruz dedikçe, efendim küresel dinamikler, Avrupa Birliği süreci gereklilikleri, Türkiye'nin değişime olan ihtiyacı, çağa ayak uydurma zorunluluğu gibi safsatalara, boş laflara karnımız tok dedikçe, Türkiye, Türk milliyetçiliği şuuru, onun düşünce sistemi, milli birliğin oluşturduğu değerler ve başkent Ankara merkezli politikalarla yönetilecektir dedikçe, milli kimliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi koruma azmimiz ve şuurumuz her türlü hain projeyi bertaraf edecek kıymette ve önemdedir dedikçe, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türk siyasetinin merkezidir. Bu ittifak zapt edilemez, kontrol edilemez, sesi kısılamaz, iradesi engellenemez. Biz milli direncin son kalesiyiz dedikçe ve hain ve düşmanların yaptıkları her hainliğin ve düşmanlığın bedelini er ya da geç ödeyecektir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi ilelebet yalnız Türk milletidir dedikçe, besmele görmüş şeytana dönüşenler Milliyetçi Hareket Partisi'ne, onun saygıdeğer liderine, yol arkadaşlarına, evet, Ülkü Ocaklarımıza,
onun her bir değerli mensubuna ve Cumhur İttifakı'na saldırılarına devam ediyorlar. Genel Başkanımız çok yakın bir zamanda Kızılcahamam'da Ülke Ocaklar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın toplantısında şöyle bir ifade kullanmışlardı. Demişlerdi ki, kaynağını Türk İslam ülküsünden alan Türk milliyetçilerinin mücadelesinde sizlerden rahatsız olanlar yalanlarını ve iftira çıtalarını mutlak surette yükseltiyorlarsa doğru yoldasınız demişlerdi. Bunu aslında hepimize söylemişlerdi. Eğer birileri sizlerden ürküyorsa, fitne ve fesat oklarını üzerinize yöneltiyorlarsa, sizi kontrol altına almaya çalışıyorlar, kuşatmaya çalışıyorlarsa yüzünüz, yönünüz doğru yöndedir. Ben Ülke Ocakları'ndan yetişmiş, bütün bir sürece şahit biri olarak, şahit olmuş biri olarak, Sayın Genel Başkanımızın ifadelerini söylüyorum. Evet. Geçmişten bugüne bu saldırılar azalmamış, devam etmiştir. Devam etmesi doğru yolda olduğumuzu gösterir diye ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu saldırıların şiddeti, çeşitliliği, Genel Başkanımız bu ifadeleri yaptıkça devam ediyor. Genel Başkanımız Türk ve Türkiye yüzyılı hedefi dedikçe devam ediyor. Bölgemizde güçlü bir ülke, dünyada küresel anlamda büyük bir devlet olma yolunda adım adım ilerliyoruz dedikçe saldırıların cinsi ve çeşitliliği elbette ki artıyor. Ama ülkücülerin reflekslerini bilmiyorlar. Bilenler de bilmeyenlere anlatmıyorlar. Dolayısıyla Milliyetçi Ülkücü Hareket bu saldırılarla ilk defa karşı karşıya kalmıyor. Tabii. Şunu söylemekte yarar görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bir kere. Demokrasiyi özümsemiş. Hem demokrasiyi hem milliyetçiliği sosyal hayatında, siyasi hayatında, kültür dairesinde iki vazgeçilmez unsur olarak benimsemiş bir siyasi harekettir. Milliyetçi Hareket Partisi temel insan hak ve hürriyetlerine saygı duyar. Hukukun üstünlüğünü gözetir. Din ve vicdan hürriyetini savunur. 55 yıldır Türk milletine hizmet eder. Türk vatanının birliği ve beraberliği için her türlü tehlike karşısında göğsünü germiş, elin taşın altına koymuş, çok ağır bedeller ödemiş bir siyasi harekettir. Bugün bu hareketin genel başkanı, önce ülkem, sonra partim ve ben diyen bir siyasi liderdir. Bugün bu siyasi parti ve onun saygıdeğer genel başkanı her türlü saygıyı hak etmektedir. Elbette ki bu saygıyı biz FETÖ'cülerden, PKK'lılardan, komünistlerden, ateistlerden, siyasi dönmelerden, devşirmelerden beklemiyoruz. Biz kendimizi Türk milletine emanet etmişiz. Türk milletinin ferasetine kendimizi emanet etmişiz. Aynı şekilde ülke ocaklarımız her zaman söylediğimiz gibi bugün birçok olaylar vesile ederek önümüze çıkartarak saldırdıkları ülke ocaklarımız bugün eşi benzeri olmayan bir kültür müessesesidir. Bir eğitim yuvasıdır. Hem Milliyetçi Hareket Partisi hem Ülke Ocakları bizim harem ismetimizdir. Dolayısıyla bu iki kurumumuzu yaşatmak ve bunlara karşı gelecek her türlü saldırıyı göğüslemek boynumuzun, şerefimizin bir borcudur. Onun için ülkücüler, ülkücü hareketi yeterince tanımıyorlar, reflekslerini bilmiyorlar. Burada bunların hepsi elbette ki Türkiye'nin, Türklüğün, Türk milletinin geleceği içindir. Kendimiz için değil. Konunun başında da evet sizin de söylediğiniz gibi, benim de ifade ettiğim gibi, genel başkanımızın da tespitini yaptıkları gibi bunların hepsinin arkasında Türklük ve Türk milleti vardır. Evet. Ama hiçbir surette başarılı olamayacaklar. Bugün Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Bakın, haftanın raporunu sunuyorsunuz. Biz de burada konuşmacı olarak yer alıyoruz ve gündeme dair değerlendirmeler yapıyoruz. Bu haftanın haberlerinden birkaç başlık ifade edeceğim size, konuyu bir yere getirmek için. Bu haftanın haberlerinde Putin tarafından soğuk savaş mantığının yeniden hayata geçirilmek istendiği, Kuzey Kore ziyareti ile Çin ile diyalogları gündeme geldi. Ukrayna savaşının küresel bir mücadeleye doğru sürüklendiği,
Efendime söyleyeyim, bunun karşıtında ABD'nin Hindistan, Japonya, Avustralya ile güvenlik ittifakı geliştirmeye hazırlandığı ve Asya Pasifik bölgesinde çok ciddi hareketlenmelerin olduğu. Bunlar dünyada şu anda çok hızlı gelişen, bir haftada gelişen hadiseler. Genel Başkanımız en son grup toplantısında buna dair dediler ki, dünya kabuk değiştiriyor ve bu sancılı oluyor ve yeni bir dünyanın kapıları açılmak için zorlanıyor dediler. Şu anda bütün bu trafiğin içerisinde bakın, belki bir yaz dönemi, bir bayram ertesi, tatil süreci çok olağan, rutin bir zaman gibi gözüküyor ama neredeyse 10 gündür Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız uluslararası bir trafiğin içerisinde, bu haberlere yansıyan manşetlerin içerisinde Türkiye'nin gücünü korumaya, Türkiye'nin evet, konumunu belirlemeye çalışıyorlar. Bütün bunlar yapılırken bu değerlerin içerisinde Türkiye'nin önemli bir ikinci büyük partisi başka bir gündem peşinde. Evet. Böyle bir partiye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devleti yönetiminin teslim edilemeyeceğinin en kati kararını Aziz Türk Milleti 28 Mayıs'ta vermişti zaten. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Fatih Çetinkaya konuyla ilgili yorumunu dile getirdi ve noktalayalım o zaman, birazdan virgül koyalım. Ali hocamıza döneceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlara gidelim. Dönüşte Ali Türkmen'den de yorumları alacağız. Sonrasında CHP'nin içerisinde neler oluyor? İç dinamiklerinde bir sarsıntı var, bir dalgalanma var. Neler olacak bakalım, neler bitecek? Kemal Kılıçdaroğlu siyaset meydanına çıkmaya hazırlanıyor mu acaba? Sorularının cevabını birazdan vereceğiz efendim. Şimdi kısa bir ara. Efendim, devam ediyoruz beraberliğimize. Haftanın raporunda son saat dilimimizin içerisindeyiz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı üzerine oynanan algı oyunları, gerçekleştirilen iftiralar söz konusu, konuklarımızla bu konuyu değerlendiriyorduk. Sözü ben hızlıca Ali Türkmen'e bırakmak istiyorum. Bizi bekliyor Ali Türkmen. Bu konu üzerinde neler söylersiniz? Az önce hem Zakir Avşar, Profesör Doktor Zakir Avşar, hem Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Fatih Çetinkaya konuyu değerlendirdiler. Nihayetinde gelinen noktada bütün bu oyunların aslında Cumhur İttifakı'nı bölme noktasında dış güçlerin istedikleri emelleri gerçekleştirebilmek için Türkiye'nin içerisinde sorun olarak gördükleri Cumhur İttifakı'nı yıkma çabaları, algı operasyonları. Sizin yorumunuz nedir Ali Türkmen? Buyurun. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dünyaya bakışı Ankara penceresindedir, Ankara merkezlidir. Dolayısıyla biz Milliyetçi Hareket Partililer olarak siyaset üretirken dünyada neler oluyoru önce değerlendirip ardından Türkiye olarak biz neler yaparız, neler yapabiliriz şeklinde değerlendirmeler yaparız, yapılır. Dolayısıyla dünyanın gözü şu anda Orta Doğu'da, Suriye'de, işte Irak'ta ve Süveyş kanalındaki sıkıntılar sebebiyle, daha doğrusu İsrail ve Filistin arasındaki problem sebebiyle Süveyş kanalının işte trafiğe kapatılması, Yemen'deki gemilere olan saldırılar vesaire. Sonuç itibariyle çok uzunca bir zamandır dünyanın gözü kulağı buralarda. Dolayısıyla biz dünyanın bu bakış odaklandığı noktadayız ve bizim de buralara bu şekilde odaklanmamız lazım ki iç siyaset, lider Devlet Bahçeli'nin birçok kez ifade ettiği gibi iç siyaset 4 yıllık bir seçimsiz süreci var Türkiye'nin önünde. Dolayısıyla iç siyaset seçim anlamında fazla önem kazanmayacağı bu sürede biz artık yönümüzü dünyaya ve ülkemizi daha ileri seviyede ekonomik anlamda, siyaset anlamda, uluslararası ilişkilerde nasıl ulaştırabiliriz? Buna çevirmemiz lazım. Hatırlarsınız bir süre önce yine lider Devlet Bahçeli dünyada önümüzdeki dönemde çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez demiş idi. Tabii bu sözle 15 Temmuz
2016'yı birleştirdiğimiz takdirde 15 Temmuz 2016 bizim için bir dönüm noktası. 15 Temmuz sonrası kurulan Cumhur İttifakı'nın ilk sözleşmesinde ne yazıyordu? İlahi kelimetullahı dünyaya yaymak, hakim kılmak gibi bir amaç vardı. Dolayısıyla böyle bir ulvi amacın etrafında birleşen iki partiyi, iki parti, başka partiler de var tabii ama biz genelde iki partiyi evet, daha fazla konuşuyoruz. Evet, evet. Bu iki lideri ve partiyi birbirine aralarını açmak, birbirlerine karşı tavırlar içerisine sokmak gibi yurt dışındakilerin ve yurt içindeki onların aparatlarının da bu yönde gayretleri var. Tabii uzunca bir zamandır Milliyetçi Hareket Partisi işte Cumhur İttifakı'ndan koptu, kopuyor. Bugün kopacak, yarın kopacak gibi gerek basın yayın organlarında gerekse sosyal medyada bu tür yayın yapanlar var. Bu yayınlara karşı yine Devlet Bahçeli Beyefendi birçok kez Cumhur İttifakı'nın arkasında olduğu ve bunu milletin kurduğunu ancak milletin yıkabileceğini ifade etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu yönde açıklamalarda bulunmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi DEM'le işbirliği yaptığı sürece ne yumuşamadan ne siyasette normalleşmeden bahsedebiliriz. Çünkü DEM Parti dediğimiz DEM Parti bugün işte 1991 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temsil ediliyor aynı zamanda. Bunlar kendilerinin işte terörist Demirtaş'ın ifadesiyle bugüne kadar kurulan hiçbir parti PKK'ya terör dememiş ve terör örgütü dememiş ve sırtlarını onlara PKK'ya, PYD'ye dayamış bir parti. Siz bunlarla işbirliği yaparsanız bağımsız mahkemeler tarafından, Türk milleti adına karar veren mahkemeler tarafından ceza verilmiş teröristlerin affedilmesini isterseniz buradan Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı bulamazsınız, yanınızda göremezsiniz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yanayız, milletten yanayız. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın ana birleşenlerinden biri ama oy oranı itibariyle ikinci parti konumunda şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Cumhur İttifakı'ndan koparırsak oraya işte başka partileri monta edebiliriz gibi bir amaçları var. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 31 Mart seçimlerinde nispi başarısını işte Adalet ve Kalkınma Partisi ile işbirliği yaparak ki kendilerini onlar o günden bu yana birinci parti görüyorlar. Oysa ki birinci parti 14 Mayıs'ta belirlenmiştir. Ondan sonrası yerel yönetimler. Yerel yönetimlerde her zaman başka sahiplerle vatandaş oy verir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi kendine iktidarda bir yer bulabilmek için bu dış güçlerin, işte Biden ifade etmişti malum, dış güçlerin oyunlarına alet olan bir parti konumunda şu anda ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni özellikle hedef alıyorlar. Çünkü AK Parti hükümeti kuran Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı. Onlarla işbirliği yapmak, ikili koalisyon ya da ittifak kurmak daha kolay olur düşüncesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu ittifaktan koparmak istiyorlar. Oysa ki her iki liderin de ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kuruldu. Bu yine vatandaşımızın, seçmenimizin takdiriyle ancak bozulabilir. Önümüzdeki dönem dediğim gibi bu seçimsiz geçireceğimiz 4 yılı vatanın, milletin, memleketin ve vatandaşlarımızın lehine olacak çalışmalar yapmamız gerekirken günlük siyasi tartışmalar, kısır tartışmalarla geçirmenin bir anlamı yok. Hükümet bu yönüyle dimdik ayaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer Cumhur İttifakı'nın birleşenleri
desteğini devam ettirmektedir. Hı hı. Onun için Cumhur İttifakı'na ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan, ülke ocaklarına yapılan saldırılar bizi bıktırmıyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bu tür saldırılara kurulduğu günden beri aşina, aşikar ve bu yolda da 5000'in üzerinde şehit vermiş bir partidir. Onun için biz bunları işte ayağımızın altında sayıyoruz dedi lider Devlet Bahçeli. Biz bunları aldırış etmeden hükümeti destekleyerek, hükümete yol göstererek, onunla vatandaşlarımızdan gelen talepleri hükümete ileterek, hükümetin vatandaşımızın mutluluğu, refahı yönünde çalışmaları yönünde katkımızı, desteğimizi sürdüreceğiz diyor lider Devlet Bahçeli. Onun için bize yapılan, Cumhur İttifakı'na yapılan saldırılar beyhudedir. Bunlar Sur'da bir gedik açmaya çalışıyorlar ama bunu başaramayacaklar diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim yorumlarınız için. Şimdi Eylül ayında CHP'de bir tüzük kurultayı olacak. Ama onun öncesinde bir değişim rüzgarı noktasına da ben gitmek istiyorum. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu Cumhur İttifakı'na saldırıyla ilgili olarak Ali Türkmen'den sözü aldık. Artık başka bir konuya geçelim istiyorum. Çünkü önemli. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden koltuğu almak istiyor. CHP'nin kendi iç dinamiklerinde uğraştıkları meseleler, Milliyetçi Hareket Partisi'ne Cumhur İttifakı'nı yıpratmaya yönelik yalanlar, iftiralar. Az önce Fatih Çetinkaya da söyledi. Dedi ki yani dünyada bunlar olurken CHP'nin ana muhalefet partisinin uğraştığı konular da bunlar. Bölgede kartlar yeniden karılıyor. Biz CHP'nin içerisindeki bu şimdi neler olacak bitecek onlara bir bakalım son saatlerimizin içerisinde. Eylül ayında yapılacak olan tüzük kurultayı öncesinde partinin içerisindeki bu dinamikler yeniden bir harekete geçtiler. Ekrem İmamoğlu değişim rüzgarıyla beraber işte ya ben ya Kılıçdaroğlu resmini çektiğini itiraf etti Özgür Özel. CHP'de son dönemde artık neler oluyor? Bugün Güney Asya'nın haberlerimizde de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu yeniden almak için çalıştığı söyleniyor. Hatta partinin kulis bilgilerine göre de partinin kendi talebi olduğu da gelen bilgiler arasında. Yani CHP'de herkes kendi koltuğunu korumaya uğraşıyor. Kimse koltuk peşinde değil diyemeyiz. Herkes koltuk peşinde ama mevcut koltuğunu. Diğer taraftan da İmamoğlu'yla Özgür Özel suç ortağı. Bak onlar birbirlerinden ayrılamazlar öyle kolay kolay. Öyle mi? Tabii. Araları ne kadar kötü olursa olsun iyi olması. Zaten suç ortaklarının araları iyi olacak diye bir şey var mı her zaman? Ama bunlar birbirlerine cürüm ortağı, suç ortağı. Dolayısıyla birbirlerinden ayrılamazlar. Nerede suç ortağı? Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtından hançerlemede birlikte hareket ettiler. Evet. Dolayısıyla da şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Özgür Özel'e ne de efendime söyleyeyim İmamoğlu'na güvenmesi falan mümkün değil. Hı-hı. Şimdi İmamoğlu'nun başkanlığındaki Zoom toplantılarını falan bir hatırlayın. Kimler vardı? Yani Kılıçdaroğlu'nun güvendiği bütün dağlara kar yağmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yıllardır sırtında taşıdığı bütün arkadaşları o Zoom toplantısında beraber suç ortaklığı yapıyorlardı Kılıçdaroğlu'na karşı. Hı. Yani yakalanmışlardı biliyorsunuz. Evet. Yani o yüzden de bunlar suç ortağı. Öyle suç ortaklarının birbirinden ayrılması o kadar kolay olmaz bu bir. Yani bunun altını çizelim. İki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesinin imkanı yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki bazı adamlar var. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı diye tasfiye edilmemek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına sığınıp onu öne sürüp kendileri bir pazarlık yaparak buralara kendilerini monte edecekler. Yani siyasette kalıcı olmaya uğraşıyorlar. Biz hala bir gücüz demeye uğraşıyorlar. Kendileriyle de artık tekrar pazarlık yapılsın. İmamoğlu tarafından, Özgür Özel tarafından, o tarafından, bu tarafından. Ama siyasette gelecek dönemlerde de var olabilsinler bir şekilde. Parti içerisinde kendilerine bir güç izafe edebilmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nu kullanıyorlar. Yani aslında burada en fazla kullanılan adam kim biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu garibim. Yani kaybetmek kötü bir şey. Bak kaybeden tam kaybediyor neredeyse. Şeye sahip çıkmıyor kimse kaybetmeye. Kazanan da herkes kazananın yanında oluyor. Yani aha paşam falan diye. Hı hı. Yani şeyin rahmetli Demirel'in dediği gibi. Diyor ki mağlubiyet yetimdir. Yani hiç kimse o yetime sahip çıkmaz. Tabii. Yani cami avlusuna bırakılmış çocuk gibidir diyor. Mağlubiyetin sahibi yoktur derdi.
Ama galibiyet, galibiyet. Herkes sahip çıkıyor şimdi. Dolayısıyla da burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne sürüyorlar. Görün bizi diyorlar. Bak Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasını boşaltın, bizi alın ki Kemal Bey bir değer ifade etmesin, sizin için tehlike ifade etmesin. O nasıl olacak? İşte bizi de görün. Yani aslına bakarsanız burada Kemal Bey üzerinden siyaset yapan, siyasette kalmaya uğraşan, koltuklarını korumaya uğraşan insan grubu var. Yani öyle çok da fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meseleyi abartmamak da lazım. Kemal Bey dönecek. Niye dönecekmiş yani? 13 sene neyini gördüler ki Kemal Bey'in? Şimdi ne yapacaklar? Yani şey nedir, eskiye rağbet olsa diyor, bit pazarından oraya artık. Şimdi böyle bir şey yok. Kemal Bey antika bile değil. Yani hani deseniz ki ya antikadır, bir şey değeri vardır filan, değil mi? Öyle bir siyaset antikası filan da değil. Öyle bir şey de yok. Kemal Bey siyasette hani böyle çok daha böyle wise man gibi bir şeyler ortaya koymuş filan, vazgeçilmez iyi akıllar ortaya koymuş bir adam da değil. Kemal Bey hiçbir zaman yani siyasette makuliyetin içerisinde filan olmadı. Kemal Bey hep uçlarda dolaştı. Yani partiyi aldı götürdü. PKK'ya yamadı yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü sefaletinin temelinde, rezaletinin temelinde, kızdığımız tarafının temelinde ne var? Kemal Bey'in politikaları var. Kemal Bey yani milli çizgisinden alıp götürüp oralara yamayan kim? Kemal Bey. Yani o yüzden de kimse Kemal Bey'i özlüyor filan değil. Hiç kimse mağlubiyeti özlemez. Kimse kaybetmeyi özlemez. Şimdi bir parça kazandıklarını düşünen insanlar Kemal Bey gelsin der mi hiç Allah'ını severseniz? Sadece Kemal Bey gelsin diyenler kim? Kemal Bey ile siyasette var olup iki tarafa da şu anda şey yapamayan, eklenemeyen tipler. Yani onlar Kemal Bey'in arkasına sığınıyorlar. Bunlarla pazarlık yapılacağını düşünüyorlar. Gelin işte Kemal Bey'in arkasını boşaltın, bizimle olun diye. Yani bir denklem kurmaya uğraşıyorlar. Onun için de Kemal Bey benim kanaatimce ne öyle bir heveslidir, ne şudur, nedir budur. Fakat tabii günlük hayattan da kopmak istemiyor. Habire Twitter'da işte bir şeyler yazıyor, duruyor işte, sallıyor büyük büyük. Yani hiç kimsenin de ciddiye aldığı yok. Bir altındaki yazıları okusa var ya, attığı tweetlere Kemal Bey. Vallahi Kemal Bey bir daha pişman olur. Asla insan içine de çıkmaz, tweet mi bitti atmaz ama muhtemelen o yorumlar kısmının hiçbirini okumuyor. Okumuyor. Kiro artık çekil başımızdan filan diye, sen yine nereden çıktın diye filan, böyle o kadar çok şey var ki, tepki var ki bunların tamamı kendi camiası. Evet. Kendi camiası. Tabii. 13 yıl genel başkanlık ki, yaptı. Ya bunların bir kısmı işte İmamoğlu'nun trolleridir, bir kısmı Özgür Özel'in trolleridir, bir kısmı Mansur'un trolleridir. Doğru da bu camianın trolleri yani, artık git başımızdan diyen insanların tamamı. Bir tane bile destekçisi yok. Yani öyle bir şey de yok. Ya gel başımıza, seni öldük bittik arıyoruz filan diyen kimse de yok. O yüzden Kemal Bey yani giden gelseydi dedem gelirdi diye bir laf da var. Giden gelmiyor bu işlerde. Gelemezdi. Kemal Bey'in öyle bir gelme kabiliyeti yok. Yani üstün bir siyaset kabiliyeti yok. Siyasette de Kemal Bey'e artık ihtiyaç yok. Devrini tamamlamış insanlardan birisi benim gördüğüm kadarıyla Kemal Bey. Diğer taraftan tabii başka şey var. Ona bakmak lazım esas. Yani İyi Parti, İyi Parti gidiyor bak. Gümür gümür İyi Parti gidiyor. Hani kuruluşunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili ödünç almışlardı ya, borç almışlardı ya. Şimdi o borcun faizi olarak her gün bir milletvekili, bir milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödüyorlar dikkat edersen. İstifa eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor. İstifa, tefeci borcu gibi bir şey olmuş bunlarki de yani girdikleri. Yani borç ilişkisi öde öde bitmiyor. Yani 15 milletvekili aldılar neredeyse yani %100'den daha fazla faiz ödeyecekler herhalde günün sonunda. Yani bir şey yani 15 milletvekili de oraya doğru gidecek gibi gözüküyor. İstifa eden oraya gidiyor, istifa eden oraya gidiyor. Artık durduramıyorlar da bakın dikkat ederseniz. Tarlayı acayip sürdürmüşler. Bir parti gibi değil de yani bir başka yapı gibi. Şimdi bir tarafta Akşener var. Akşener'in hemen yanı başında Dervişoğlu var. Akşener'e tepki koysa bir türlü, koymasa bir türlü. Bir tarafta Koray Aydın var. Bir tarafta istifaya hazır olan pek çok isim var. Yani böyle bir yapı. Yani Türk siyasetinde gerçekten esas taşların oynadığı yer İyi Parti. Bunu görmek lazım. Evet. Şimdi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde yolunu bulur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zaten umutsuz vaka. Ona bir şey demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan dolayı parçalanmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan dolayı herhangi bir şey olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta ne yapar? Bir şekilde uzlaşırlar. Özgür Özel tasfiye edebilirler mi? Edebilirler. Çünkü Özgür Özel öyle çok da güçlü bir şeyle gelmedi. Özgür Özel güçlendi mi peki? Kılıçdaroğlu'na hançer, Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle söylüyorum. Vurma vaadi ile oraya oturdu.
Yani Kılıçdaroğlu'nun bu sırtından hançerlendim dediği insanlar, hançeri vuranlar kim? Tabii. Bu isimler işte, yani etrafındaki isimler. Birisi İmamoğlu'ysa, birisi de Özgür Özel. Bir takım işte başka isimler filan. Bunlar en yakınlarıydı. Doğru. Yani Özgür Özel'in siyasete başlayışı Kılıçdaroğlu'yla zaten. Davet eden o, grup başkanı yapan o, bir sürü görev veren o, parti içerisinde önemli konuma taşıyan o. Ama ilk fırsatta Kılıçdaroğlu'na hadi sen git başımızdan diye tekmeyi vuranlardan biri de o. O yüzden söylüyorum, yani burada şey gene bir şekilde uzlaşırlar. Ekrem İmamoğlu gündemi biraz kendinden uzak tutuyor şu anda. Niye? Çünkü her gün farklı bir şekilde israfla, efendime söyleyeyim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın dışında kaynakları çok kötü kullanmasıyla ortaya çıkabiliyor. Evet. Yani şimdi gündeme geliş şekillerine bak. Atlamış uçağı, özel uçağı değil mi? Almanya'ya evet. Gitmiş. Evet. Şimdi yani şeyi... Almanya. Tabii Almanya. Biz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı eleştiriyoruz. Tasarruf genelgesi var, sen ne yapıyorsun bu kadar adamla diye. Yani ne işin var bu kadar adamı götürüyorsun falan diye. Bakan tarifeli uçakla gidiyor. Tabii. Bakan tarifeli uçakla gidiyor. Yani bakın, biri al birini vur ötekine. Yani gerçekten söylüyorum. Ya ondan sonra da vergilere yükleniyoruz. Bak bu da doğru bir şey değil. Hı. Yok işte yurt dışı harcı, yok o, yok bu filan. Bu da artık yani gerçekten milletin tahammül sınırlarında geçiyor. Bazı şeylere de herkesin dikkat etmesi lazım. Belediyelerin de dikkat etmesi lazım. Kamu yararına kuruluşlarında dikkat etmesi lazım. Herkesin, ama herkesin. Ya bu milli seferberliktir. Bir enflasyonla mücadele varsa, bu enflasyonla mücadele sadece ve sadece vergi mükellefleriyle olacak bir iş midir? Alınan vergilerin de yerli yerinde kullanılması lazımdır. Tabii. Alıyorsun gazetecileri Roma'ya götürüyorsun özel uçakla. Yediriyorsun, içiriyorsun, gezdiriyorsun. Neymiş, İstanbul için önemli bir organizasyon alınacakmış. Ne önemlisi kardeşim, İstanbul'da onun gibi her gün 50 tane 100 tane organizasyon yapılıyor. Yani o kadar insana gitmene de gerek yok ayrıca. Git imzala gel. Yani madem öyle bir taahhütte bulunacaksın. Ya böyle bir şey. Hakikaten yağ masanın böreği gibi bir muamele yapılıyor. Bakın. Doğru. Alıyorsun sen uçak dolusu adamı. Özel uçak, jet, Düsseldorf'a gidiyorsun. Kimin parasıyla? Para Açıkla kuleler, bakayım. Para kulelerden. Şimdi kimin parasıyla yapıyorsun sen? Yani ne hakkına yapıyorsun? Belediye başkanı seçilmiş olmanız, tabii, böyle sınırsız tasarrufta bulunma hak ve imkanı size verir mi? Hele de Türkiye bu kadar böyle büyük bir krizden çıkma mücadelesi verirken, herkes bir fedakarlığa katlanırken, vergi üstüne vergi gelirken, siz bu Roma kaynakları... gündemde hocam, bakın bu noktayı atlamasın hiç kimse. Roma hala daha gündemde. Herkes, bütün vatandaşlar konuşuyor Roma gezisine. Ona rağmen aynısını yaptı. Rağmen yaptı yani. Şimdi bir de bu sefer Almanya'ya. Ya hakikaten kör gözün parmağını. Olacak işler değil bunlar. Yani bunu da konuşmamız gerekiyor. Bakın bu israfı, yolsuzluğu bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Bunları unutturmamak lazım. Evet. Kamu kaynakları böyle harcanmaz, böyle kullanılmaz. Evet. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani kimse de hesap vermez noktada da değil. Olur mu kardeşim? Evet. Bir genelge yayınlanmış. Herkes bulunduğu yerden buna uymak zorunda. Hı. Az çok bir şekilde herkes o verimliğin peşinde olmak durumunda. Herkes tasarrufun peşinde olmak durumunda. Ailesinden herkes almış, kayıp kaçağı önlemek. Berberini götürmüş, berberini. Aileyi bırakın. Berberini götürmüş. İnanılmaz, berberinin evet, şey sayfasından, Twitter, işte Instagram sayfasından görüyorsunuz. Berberini götürüyor. Ya kardeşim, dalga mı geçiyorsunuz siz milletle? Evet. Yani bu nasıl bu bir öyle şey? Oluyor. Evet. Doğru. Şimdi, öyle oluyor. Bu nasıl bir şey? Nedir bu yani? Bu saltanat merakınız nedir? Peki. O yüzden söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi önce bir kendisine çeki düzen vermeli. Peki. Peki. Fatih Çetinkaya'ya dönmek istiyorum ben hızlıca. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu gelmez. Mağlubiyetin işte sahiplenicisi de olmaz dedi Zakir hocamız. CHP'nin bu iç dinamikleriyle ilgili MHP'ye, Cumhur İttifakı'na atmış olduğu iftiralar var. Her gün gündeminde kötü sözleri var. Yani onu biliyoruz ama bir taraftan da kendisiyle uğraşması gerekiyor. Herkes birbirine düşmüş gibi bir durum da var. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu az önce dile getirildi. Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları.
Özgür Özel'in parti politikası ne düzeyde olacak? Koltuğu sağlam mı? Kendi iç dinamikleri sizce ne kadar sağlam kendilerine göre? Dışarıdan bir gözle bu son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz CHP'deki? Sayın Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olduğu günden bugüne hakikaten çok farklı gündemler oluşturmayı başardı. Ama bu başardığı gündem sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine yönelik, şahsına yönelik ve demlendiği ortağına yönelik gündemlerle geldi. Cumhuriyet Halk Partisi deyince toplum üç konuyla meşgul oluyor. Birisi eski genel başkan Kemal Bey'in siyasi hırsı. Hı hı. İkincisi az önce ifade ettiniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seyahat keyfi. Hı hı hı. Mevcut genel başkanın da boşa attığı adımlar. Aynası iştir, kişinin lafına bakılmaz. Dolayısıyla şöyle bir kısa bir sürede genel bir değerlendirme yaptığımızda, siyasi olarak da değerlendirme yaptığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne değişen bir şey var ne de halen topluma güven veriyor. Burada kendi niyetleri farklı. Kendi içlerine politika yapan, kendilerine iktidar olan, kendilerine muhalefet olan, onun için de zaten sürekli %22, %24 bandını aşamayan bir CHP'den bahsediyoruz. Özgür Özel bunu çok değiştiremedi. Şöyle bir durumda söz konusu. Tabi izleyicilerimiz nasıl takdir eder bilemiyorum, nacizane. Özgür Özel'in bütün siyasi tecrübesi sadece 13 yıl. Hı hı. 2011 yılında Kemal Bey'in partide genel başkan olmasının ardından milletvekili oluyor. Hı hı. Ardından sanıyorum 2 ya da 3 dönem grup başkan vekilliği yapıyor. Kendi ifadesiyle söylüyorum, bir karanlık odada oturdum 3 saat ve CHP'ye genel başkan olmaya o esnada karar verdim diyor. Böyle bir genel başkan olduğunu ve genel başkan olma sürecinde evet az önce değerli hocam hançerlerden, ihanetlerden, karşılıklı münasebetlerden örnekler vererek söylediler. Bunları defalarca konuştuk. Böyle bir tablo, böyle bir durum söz konusu. Ama CHP'nin genel başkanı taşıdığı sorumluluk gereği Türk siyasetinde ortaya koyduğu düşünce ve fikirler, attığı adımlar hiçbir surette güven vermiyor. Bakın geçenlerde çok yakın bir zamanda Avrupa Parlamentosu'nu ziyarete gittiğinde orada saat kaç diye sorduğunda orada bir parlamento yetkilisinin siz önce Kavala'yı serbest bırakın dediğini, böyle bir gelişmeyi büyük bir keyifle anlattığını hatırlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız da sordular, dediler ki Sayın Özel sizin kolunuzda saatiniz yok muydu? Sonra devamında dediler ki keşke Avrupa Birliği politikacıların kara propagandalarına kulak verip ham bir vaziyette onların sözlerini ülkemize taşıyacağınıza, Türkiye'nin egemenlik devlet onuruna cesurca sahip çıksanız doğru olmaz mıydı? Dediler ve arkasından kendilerine bir hatırlatma yaptılar. Dediler ki bakın, devlet 3 ana unsurdan oluşur. 1 millet, 2 ülke, 3 egemenlik. Bunlar hukuka dayanır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Devletidir diyerek Sayın Özel'e adeta bir ders verdiler. Hı hı. Şimdi CHP gibi Türkiye'nin çok köklü büyük bir partisinin bugün genel başkanının Türk mahkemelerinin aldığı kararı Avrupa Parlamentosu'nda kendisine yöneltilerek böyle bir soru karşısında savunamayan, hatta tam tersi yargının kararlarını beğenmeyip sürekli az önce ifade ettiğimiz gibi dünyanın Türkiye'nin gündeminde Demirtaş'ın, Kavala'nın özgür kalmasıyla ilgili bütün gündemleri bunun üzerine oluşturan bir CHP'den ve onun genel başkanından bahsediyoruz. Meşgul ettikleri konu Özgür Özel'in boşa attığı adımlar, Kemal Bey'in siyasi hırsları, tekrar etmekte fayda görüyorum,
ve Sayın İmamoğlu'nun seyahat keyifleri, seyahatleri. Burada hepsinin ortak özellik olarak bir tane amaçları var. 2028 yılında kim Cumhurbaşkanı adayı olacak? Evet. Seçime bu kadar bir zaman varken, Türkiye'de çok önemli konular, sorunlar varken, muhalefetin de fikirlerine, düşüncelerine ihtiyaç varken, CHP'nin bu gündemle meşgul oluyor olması, buna şimdiden evet yapılacak kurultayın neye dönüşeceği, nasıl bir amaçla hareket edileceği, burada kim kiminle olacağı, kim kimi tekrar hançerleyeceği, dün hançerleyenlerin bugün kimlerle dost olacağı gibi suni bir gündemle kamuoyu meşgul ediliyor. Burada CHP'de değişen hiçbir şey yok. Aziz milletimiz de bunu çok büyük bir ibretle izlediğini düşünüyorum. Evet, Türkiye gayet istikrarlı bir şekilde yolunda emin adımlarla ilerlerken CHP'nin içerisinde bütün dinamikler ayağa kalkmış durumda. Bakalım Eylül ayındaki bu tüzük kurultayını bahane eden olacak mı acaba diye ben Ali Türkmen'e de sormak istiyorum. Ali Bey, siz ne söylersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu gelir mi yeniden? Yani böyle bir siyaset sahnesine çıkmak istiyor, Özgür Özel'den koltuğu almak istiyor, bıçakları sahiplerine vermek istiyor anlaşılan. Siz ne diyorsunuz? Evet. Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmesinin ardından, kurultay seçimini kaybetmesinin ardından geçen yılki seçimler öncesinde çok gördüğümüz mutfağında Selvi Hanım'a yardım etmek yerine gitti, bir kendisine bir oturttu. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasette var olma, tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçme hevesinin olduğunu gösteriyordu. Ancak 31 Mart öncesi de varsayımlar, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı büyük şehirleri kaybedeceği, kaybettiği takdirde de Özgür Özel'in başkanlığının sorgulanacağı yönündeydi. Ancak Özgür Özel seçimlerden nispi bir başarı elde etmiş olması Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğini biraz zora soktu. İsteğini gerçekleştirme oranını düşürdü tabii ki. Şimdi Özgür Özel bugün açıkça ifade ediyor, işte ben seçimi kaybedersem istifa ederim şeklinde, ama başka genel başkanların da, Kılıçdaroğlu'nun da benzer açıklamaları vardı önceki dönemlerde. Başarısız olduğunda da genelde insanlar istifa etmiyorlar. O ayrı bir konu. Ama önümüzdeki döneme baktığımızda Kılıçdaroğlu ve işte Zakir Hocam ifade etti, etrafındaki insanlar partiyi yeniden ele geçirmeyi ve oradaki önceki saltanatlarını sürdürmeyi istiyorlar. Bir taraftan işte bu 31 Mart sonucuna göre 2028 için umutlanan Ekrem İmamoğlu, zaten Özgür Özel'i destekleyen, partinin başına geçiren kişi olarak biliniyor kurultayda. Bir tarafta o, bir tarafta da şimdi kendine bir güç vehmeden Özgür Özel var. Bu her üçünün de şeyi devam edecek. Ama rekabeti, burada saf dışı kalacak olan, yani kurultay seçimi bir önergeyle, bilmiyorum tüzüklerinde ne yazıyor ama bir önergeyle seçimli kurultaya dönüştürülebilir tabii ki. Ama burada saf dışı kalacak olan ilk kişi kanaatimce Sayın Kılıçdaroğlu olur. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elinde işte Almanya'daki maça özel uçakla gidecek kadar maddi bir güç var. O bu gücü kullanıyor. Bir tarafta da Özgür Özel'in de Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı gibi bir güç var. O da onu kullanıyor, ama Kılıçdaroğlu da işte 13 seçimi kaybetmiş eski bir genel başkan olarak, onun da elinde bir miktar delege gücü olsa da bu delege gücü onu seçtirmeye yetmeyecektir önümüzdeki dönem. Muhtemelen tekrar bir seçimli kongre olsa bile, kurultay olsa bile, bu kurultayda İmamoğlu ve Özgür Özel
birleşerek seçime gidecektir. Beraberlik içerisinde gidecektir. Ve Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacaklardır. Ondan sonra Özel ve İmamoğlu ikilisi kalacaktır. Ha, ondan sonrası işte 2028'de kim aday olur problemidir partileri açısından. Ancak buradaki sıkıntı şu. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaştan geçtiğimiz dönem önemli geçerli not alamadılar. Buradaki kazanmalarının sebebi işte önceki dönemlerde Cumhur İttifakı'na oy vermiş olan birçok seçmenin sandığa gitmemesidir. Bunu oy miktarlarına baktığımız zaman işte Adana'da, Mersin'de ve İstanbul'da sanıyorum öyleydi. Birçok Büyükşehir Belediye Başkanı bir önceki seçimden daha az oyu aldığı halde bu seçimi yine farklı olarak kazandılar. Yani buradaki kazanma sebebi dediğim gibi Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenin sandığa gitmemesi. Eğer evet. Umudumuz ve beklentimiz bu yönde tabii ki. Önümüzdeki 3 yılda, 4 yılda Cumhur İttifakı hükümeti, memleketi bir düzlüğe çıkarır. Emekliler, öğrenciler, gençler, işsizler, hükümetin aldığı bu ekonomik tedbirlerden, uyguladığı bu acı reçeteden sonra bir refaha ulaşırlarsa muhtemelen 2028 seçimlerinde yine Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı seçilir ama ondan sonraki Mart 2029 seçimlerinde muhtemelen bu büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere birçok CHP'li belediye CHP tarafından kaybedilecektir. Bunun hesabını yapan İmamoğlu ve Özgür Özel öncelikle Cumhurbaşkanı adayı olmak ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna da oturmak isteyecektir ki önümüzdeki seçimlerden önce de bir kurultay daha olacak. Evet, Cumhuriyet Halk daha çok kavga ederler o zaman Ali Bey. Daha çok var. Muhtemelen, yani 2029-2028. İmamoğlu da aday olacaktır. Ve evet. Çok var ama günler çabuk geçiyor. Bugünden bunlar o günlerin hesabını yapılır. Tamam. Evet, anladım. Onlar o günlerin hesabını yapa dursun. Çünkü Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları var. Onlardan bir tanesi Vladimir Putin'le görüşecek Temmuz'da Astana'da. Bir araya gelecek. Evet. Sonrasında NATO Liderler Zirvesi var. Bu görüşmelerden de ne sonuçlar çıkar? Kısaca bir yorumunuzu alacağım. Yayın zamanımız dar çünkü. Birazcık da dış politika diyelim. Evet. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte dedik ya yani CHP bunları konuşurken. Erdoğan'ın trafiği yoğun. Biraz önce Başkanım da ifade ettiler. Bayram süresince de birçok liderler görüşme yaptı. Telefon görüşmesi vesaire. Şimdi tabii Putin gerek Ukrayna-Rusya savaşından dolayı gerekse enerji özellikle doğalgaz konusunda Rusya'nın belli bir güce ve bizim de onlardan doğalgaz almamız dolayısıyla bizim açımızdan oldukça önemli. Yani Rusya'nın önemi sadece onunla bitmiyor. İşte tahıl ambarı deniyor dünyanın. Ayrıca 11 tane Türk Cumhuriyeti var orada federasyon şeklinde. Onun için Putin ve Rusya bizim için önemli. Sayın Erdoğan da bundan önce birçok kez görüştü. Suriye için de önemli. Suriye problemi için de önemli. Bu görüşmeler tabii ki devam edecek. Gerek yüz yüze gerekse telefonla. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin milli çıkarları için başta da bu terörle mücadele için Suriye ve Filistin konusunda da dünyadan destek almak için bugüne kadar birçok görüşmeler yaptı. Bunların bazılarından olumlu sonuçlar da alındı. İşte Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk girişimleri olmasaydı belki Afrika'da birçok insan geçtiğimiz yıl açlıktan ölecekti. Koridorunu açık tutması girişimleri sonucunda Afrika önemli ölçüde tahıl ihtiyacını giderdi. Putin bugün bakıldığında bir taraftan da işte
Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le olan problemleri var Asya Pasifik'te. Tabii ki Rusya bu anlamda Çin'i destekliyor. Bir tarafta Çin'le Rusya, diğer tarafta Hindistan'ı arkasına almaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak ama şu günlerde herkes özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası'na odaklı durumda. Biraz da spor diyelim. Millilerimiz ilk maçlarında galip geldi. Umarız yarın da var, evet. Alırlar. Cumhurbaşkanımızın bu görüşmeleri gerek ülkemiz için, gerekse bölgemiz için, dünya insanlığı için, başta da Filistin'deki, Gazze'deki zulüm altında olan insanlar için olumlu sonuçlar verir diye umuyorum ve bekliyoruz. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Zakir Hocam, size döneyim ben. Putin'le olan görüşme önemli. Aynı zamanda Putin'in biliyorsunuz ki Kuzey Kore ile bir görüşmesi oldu, anlaşmaları oldu. Yani dünyada kartlar yeniden karılıyor derken. Dünyada tabii kartlar sürekli yeniden karılıyor. Evet. Normal bir şeydir. Hele de böyle bir konjonktür içerisinde bu olması gereken bir şeydir. Ama Kuzey Kore ile? Şimdi Kuzey Kore ile Rusya'nın sistemleri arasında bir fark mı var? 24 yani, yıl gibi bir zamandır mı var ya? Yani zaten ilişkileri var Kuzey Kore ile. Yani Kuzey Kore lideri de geçenlerde işte Rusya'ya gitmişti. Putin'le görüşmüşlerdi, evet. Biliyorsunuz. Yani Kuzey Kore'nin dünya ile irtibatı olan çok sınırlı sayıda ülke var. Birisi Çin, birisi işte efendime söyleyeyim nedir? Evet. Rusya. Vietnam filan işte, yani hala böyle komünist sistemi vesairenin olduğu ülkeler. Bir de Putin'in Vietnam'ı var. Oradan oraya yani, gitti. Normal bunlar yani bu şey ilişkiler sistemi içerisinde. Çünkü niye? Şundan dolayı. Yani bir önemli savaş devam ediyor ve bu savaşın artık bir dünya savaşına evrilme ihtimalinden bahsediliyor. Buna sıklıkla atıf yapılıyor. Diğer taraftan da Orta Doğu'da cepheler sürekli genişliyor. Şimdi İsrail'in bugün yarın çok kısa bir süre içerisinde Lübnan'a saldıracağı yönünde bir takım haberler ortalıkta. Amerika da bu ihtimali gözden uzak tutmuyor. Savaşı yaygınlaştırma diye mütemadiyen şey yapıyorlar ama uyarıyorlar ama o uyarılarının bir şey ifade etmediğini de görüyorlar. Dolayısıyla da bir taraftan Orta Doğu'da savaş biraz daha yaygınlaşacak, daha kanlı bir noktaya doğru gelecek. Diğer taraftan da yine aynı şekilde gördüğümüz kadarıyla Ukrayna-Rusya savaşı burada bitmeyecek. Yani Batı'nın çünkü Ukrayna'ya sürekli bir silah, mühimmat yardımı var, para yardımı var. Onlar da istiyorlar ki savaş olabildiğince uzasın ve bunu da Rusya yorulsun. Rusya da az da olsa ilerliyor. Yani elbette ki güç kaybetmediğini söylemek mümkün değil. Her iki ülkede çok ciddi anlamda bir askeri güç kaybı içerisindeler. Batılılar bunu ölçüyorlar, değerlendiriyorlar ve Rusya'ya yükleniyorlar. Rusya'yı diz çöktürmek için uğraşıyorlar. Bu ortam içerisinde Rusya'nın şöyle bir avantajı var. Enerji kaynakları itibariyle çok güçlü, dışa bağımlı değil Rusya. Hatta Rusya'ya bağımlı pek çok ülke var. Ve diğer taraftan da işte bir eski siyasal hinterlandı var. Bu siyasal hinterlandı aynı zamanda ekonomik hinterlandı olarak da devam ediyor Rusya'nın. Bu çerçevede bizim ise komşumuz, sınır komşumuz. Yani Rusya öyle alıp satılır bir durumda değiliz. Yani biz coğrafyamızı taşıyamayacağımıza göre yani Rusya ile ilişkilerimiz de bir şekilde devam edecek. Yani elbette ki Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi her şeyden evvel bizim en birinci arzumuzdur, bir barışa ulaşılması. Orada da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü en baştan itibaren ne yapıyoruz? Şart olarak ifade ediyoruz. Ama diğer taraftan da her ikisi de komşumuz olduğu için barışa da bizim en çok ihtiyacımız var. Bir dünya savaşı çıkarsa bu dünya savaşı en fazla etkileyeceği ülkelerden birisi de biziz. Bakın, evet. Bunun da altını çizelim. Niye? Çünkü savaş coğrafyası burası. Tabii. Savaş coğrafyası burası. Ve bu süreçte de Sayın Cumhurbaşkanı hep bir barış diplomasisi izliyor, dikkat ederseniz. Hem Gazze meselesinde işte bir Filistin devletinin kabul edilmesi, iki devletli bir çözüm. Hem de Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün
temin edilmesi ve bölge barışının sağlanması üzerine bu iş gidiyor. Diğer taraftan da dünyanın enerji koridorlarından en önemli enerji koridoru Türkiye haline geldi. Buna bir de ne yapıyoruz biz şimdi? Irak'ta kalkınma yolu projesini ve diğer taraftan da Kafkasya'da Zengezur koridorunu eklemenin peşindeyiz. Bütün bunlar ancak bir istikrarla mümkündür. Burada da tabii ki bizim Türkiye yüzyılı hedefimiz, kutupbaşı ülke hedefimizin tahakkuku için barış ortamını bir şekilde tesis etmemiz lazım. Esas evet. Şey bu. Anladım. Peki, peki. Teşekkürler. Sayın Çetinkaya, size de sormak istiyorum ben. Astana'daki görüşme önemli olacaktır Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler noktasında. Aynı zamanda ABD Başkanı Biden'la da bir görüşmesi olacak yine önümüzdeki ay içerisinde NATO Liderler Zirvesi'nde. Bu noktada sizin değerlendirmeniz ne olur? Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde mutlaka bu Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletine yönelik Astana'da bir konunun görüşüleceğini düşünüyorum. Çünkü daha öncesinden bir Soçi mutabakatı Rusya'yla o bölge için görüşülmüştü. Bununla birlikte tabii ki bu görüşme önemli. Çünkü dünyanın şu anda gözü o coğrafyada. Özellikle Putin'in ilk devlet başkanı seçildikten sonra Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi, ortak bir işbirliği bildirisi imzalaması. Arkasından konunun içerisinde de söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya olan o bölgedeki ittifakı Güney Asya Pasifik'te. Bunu Avustralya'yı da içine alması. Ortak ittifaklarla birlikte ortak tatbikatlar hazırlık içerisinde olması. Sonuç olarak dünyada karşılıklı devletlerin siyasette, iktisatta, ticarette karşılıklı cepheleştiğini, bu cepheleşmelerin yeni sorunlar ortaya koyduğunu, yeni çatışma alanları doğurabileceği ihtimalini ortaya koyduğunu ve yeni bir dünya düzeni, yeni bir üçüncü dünya savaşı söylemlerinin çok fazla dillendiriliyor olması, bunun arkasından genel başkanımız da geçen ifade ettilerdi Ekonomist dergisinde 9 Mayıs 2024'te yayınlanan bir makalede liberal uluslararası düzenin parçalandığı, çöküşün ani ve geri dönülemez olabileceği ileri sürüldüğünün yazılması, dünyada çok hareketli bir dönemin önlenemez bir yaklaşımı olduğunu bize gösteriyor. İşin özü olarak tabii ki her ülke kendi milletinin önümüzdeki yüzyılda daha huzurlu, daha refah içerisinde yaşayabilmesinin mücadelesini, kendi ülkesinin, kendi devletinin gücünü arttırmanın mücadelesini veriyor. Türkiye de bu mücadelenin içerisinde. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanılan her hadise Türkiye'yi yakından ilgilendirir. Hele ki Avrupa'da ya da Asya'da, yani batıda ya da doğuda, kuzeyde ya da güneyde. Bunların hepsi bizim çevremizde oluşan hadiselerdir. Bizi çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye bu konularda özellikle dış politikada elde ettiği başarılarla dünyada kendinden söz ettiriyor, parmakla gösteriliyor. Dünya kendi iç yüzünü gösterirken özellikle Gazze'nin istilaya uğradığı, orada bir İsrail tarafından soykırım yapılırken dünya burada iç yüzünü, Batı iç yüzünü gösterdi. Ukrayna-Rusya savaşında dünya iç yüzünü gösterdi. Burada hem savaşın sonlanması, kalıcı bir barışın imzalanması için, hem Gazze'deki soykırımın son bulması, soykırımcı İsrail devletinin ceza alabilmesi noktasında dünyada herkese parmak sallayan ve bu konuda uluslararası alanda en büyük girişimleri yapan, kulis çalışmalarına kadar Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki varlığı, gücü az milletimiz takdir edecektir. Bir kez daha ortaya çıktı. Biz de ülkemiz kendi milletini, kendi devletini önümüzdeki yeni yüzyıla hazırlıyor. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin hep ifade ettikleri gibi Türk ve Türkiye yüzyılı. Evet. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını tamamladık. İkinci yüzyıla adım attığımız bir zamanda güçlü bir Türkiye, güçlü bir devlet olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 7 Ekim olaylarından sonraki süreçte her grup toplantısında
Gazze ile ilgili, Filistin'le ilgili, yani İsrail'in bu soykırımı ile ilgili mutlaka yer verdi konuşmalarına. Şimdi İsrail'in arkasında duran Amerika Birleşik Devletleri, bizim NATO'da müttefikimiz, evet. Yani ama her zaman Türkiye'nin arka tarafından dolanan PKK'yla, teröristlerle işbirliği içerisinde olan, aynı zamanda soykırıma destek olan diyebiliriz ABD için. Şimdi ABD'nin başkanıyla, Joe Biden'la da bir görüşmesi olacak Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın. Bu noktada bir çıkış olur mu? Dile gelir mi? Siz ne öngörüyorsunuz? Şimdi Amerika sözde müttefik. Müttefikimiz Amerika sözde. Birleşik Devletleri. Evet, bir NATO birliği var. Türkiye bu NATO içerisinde önemli bir ülke. Güçlü ordusuyla ve üzerine düşen görevleri liyakatla, layıkıyla yapmasıyla önemli bir üye. Tabii ki Türkiye yaşadığı sorunlar ve sıkıntılarda her defasında hem Amerika Birleşik Devletleri hem NATO tarafından yalnız bırakıldı. Evet, İsrail'in Gazze'deki soykırımından sonraki esas amaç, bunu defalarca söyledik, arzu mev'ut dediği gözü, evet, Anadolu topraklarında. Coğrafyamızda çok sinsice oyunlar oynandığını defalarca biliyoruz. Konuşmamızın başında da genel başkanımızın ifadelerini söyledim ya, yani tarihin hiçbir döneminde, genel başkanımız öyle ifade etmişlerdi, yaşadığımız bu coğrafya sükunet bulmadı. Gerilim atmosferi hiç aza inmedi. Ama biz 1000 yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Evet. Sonsuza kadar, ebediyete kadar da yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Özellikle PKK terör örgütüyle olan mücadelemizde Amerika Birleşik Devletleri tarafından yalnız bırakıldık. FETÖ ile olan mücadelemizde, evet, keza yalnız bırakıldık. Dolayısıyla Türkiye bir NATO ülkesi olabilir ama Türkiye, Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle, bir Selçuklu Kartalı gibi yönü hem doğuya hem batıya bakar. Ne batıdan vazgeçeriz ne doğudan vazgeçeriz. Burada çok akıllı, güçlü bir dış politika izliyor. Bu görüşme öncesinde çok fazla bir şey söylemek erken, söylemek için erken. Bakacağız, göreceğiz. İnşallah hayırlara vesile olacak bir görüşme olur diye temenni ediyoruz. Peki, çok teşekkür bizim ederim için, katıldığınız için. Sevgili seyirciler, saatlerimiz 22.50'yi gösteriyor. Haftanın raporunda artık sona yaklaştık. Yarın milli takımın maçı var. Bütün konuklarımızla beraber başarılar diliyoruz elbette. Sevgili seyirciler, o zaman haftaya görüşmek üzere. Yalnız benim yerime Cem Açıkgöz olacak. Onu da belirtmiş olalım. Efendim? İmamoğlu maça özel jetle gidiyor mu? Bakalım, haftaya konuşuruz belki. Peki. Efendim, görüşmek üzere. Hoşçakalın.